mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Etnomüzikoloji Derneği'nin 4. kuruluş yıl dönümü nedeniyle organize ettiğimiz 4'te 4 webinar serimizin bugün 4.sü ve sonuncusundayız ve tam da resmi olarak kurulduğumuz gündeyiz bugün. Kuruluşumuzda birçok kişinin emeği var. Ve bu emeğin üzerine tabii ki o kuruluşu devam ettiren birçok meslektaşım, arkadaşımla birlikte bu kolektif hareketi devam ettiriyoruz diyebiliriz. Ve de 4 yıl oldukça verimli geçti kanaatindeyim. Ama gün geçtikçe de hem üye sayımız hem yaptığımız dergi olsun, sempozyum olsun bu anlamda takip edenimiz artıyor diye düşünüyorum ve ama artmasının yanı sıra birçok çalışma hem akademi dünyasına, kültür ve sanat dünyasına, bilim dünyasına aktarmış oluyoruz. Bu noktada da hem kurucu kadro adına hem de yönetim kurulum adına mutluluğumuzu belirtmek isterim efendim. Tabii bugün 4. webinarı Fırat Hocam'la yapmamız bir tesadüf değil. Çünkü Etnomüzikoloji Derneği'nin kurucu kadrosunda yer alan ve bu webinarı duyururken de yazdığım üzere fikirleriyle ve manevi olarak da desteğini hep yanımızda hissettiğimiz hocamız. Hem ilk sempozyumumuz olan Müzik ve Politika sempozyumumuzun bilim kurulu başkanıydı kendileri. Hem de ikinci sayımız olan Müzik ve Politika dergimizin de editörlüğünü yaptı ama onun ötesinde kendisinden çok fikirlerinden istifade ettiğimizi söylemek isterim. Bizim için büyük bir ayrıcalık ve mutluluktur kendisiyle birlikte yola çıkmış olmak. Ve tabii ki 4. yılımızda ve 4. webinarımızın da konuğu Fırat Hocamız olacaktı elbette. Kendisine çok teşekkür ediyorum daveti kabul ettiği için. Evet. 2. dönem yönetim kurulumuzda kendisi yer almıyor çünkü artık dedi yeter bıktım sizden dedi en azından üye olarak uzaktan takip ederim dedi sağ olsun var olsun ama yine her zaman fikirlerine danışıyoruz teşekkür ediyorum ve bugün alt başlıklarda da belirttik müziği dinlemek üzerine farklı bakış açılarıyla sorgulamaları olacak hocamın. Bir süredir de keza bu minvalde bazı çalışmaları var Fırat hocamın. Ama tabii ki buradan söylemek de herhalde şey olmayacak değil mi hocam? Yanlış olmaz. Bu konular özelinde daha geniş kapsamlı tabii ki. Bir kitap yayını da çok yakın zamanda bizlere ulaşacak. Bu konunun da içinde olduğu diyebiliriz. Şimdi tabii çok şu an kabuller zaten dur yüzü bulsun daha da alamayacağız. O yüzden tık 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 seslerini duymayacaksınız. Ben tabii derneğin çalışmalarıyla ilgili daha sonra tekrar detaylı bilgi veririm. Ama önce biz Fırat hocamızı dinlemeye başlayalım. Soru cevap kısmından sonra da efendim sizlerle derneğin şu ana kadar yapmış olduğu ve hemen Cuma günü başlayacak olan sempozyum ile ilgili de bazı bilgiler geçmek isterim. Şu an yönetim kurulum da burada. Kendine çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu, yedek yönetim kurulu, denetim kurulu, yine yedek denetim kurulu da şu an derneğimizin buradalar. Kendilerine de selamlıyorum ama bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sözü artık Fırat hocama bırakıyorum. Fırat hocama uzun 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 tanıtmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü akademi camiası, müzikoloji, etnomüzikoloji camiası kendini çok yakinen tanıyor. Ben derneğimizde olan münasebeti noktasında kendisini tanıttım. Hocam buyurun söz sizde. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Özlem hocama teşekkürler. 100 kişi demek herkes birer soru sorsa uygundur. Yani 100 soruyla toplantıyı kapatacağız. Yani öyle gibi görünüyor. Bu arada çok keyifli tabii dostları görüyorum. Sevgili şimdi gördüm şimdi. Gözde'yi gördüm. Gözde'yi yıllardır görüyorum. Hande Hoca'yı gördüm. Sevgili Haluk'u gördüm. Görüyorum şu anda. Evet. Müzik sever. Ayten Hoca'yı gördüm vesaire. Şimdi bir düzeltme. Yönetim kurulunda artık yok olmamanın nedeni fazla genç arkadaşlara tırnak içinde kılılık yapmamak. Yani onlara rahat çalışma alanları, daha rahat manevra alanları yaratmak. Çünkü çok fazla şeye karışıyorum. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye.
Nice yıllara diyorum Etnomüzikoloji Derneği'ne hakikaten 5 yıl önce sanıyorum Özlem Hoca'nın böyle bir şey olmuştu daveti. En büyük kaygımız bu konularda Türkiye'de özellikle STK düzeyinde çok kısa ömürlü olmalarıdır. Biliyorsunuz bir şeyi kurarsınız büyük bir idealle, büyük bir hevesle. Sonra ya yönetim kurulu çatırdar ya görüş ayrılıkları başlar ya da işte sponsor bulamazsınız vesaire. Batar, üniversiteden destek alamazsınız gibi gibi gibi. Onun için bu hiç ummadığım bir şekilde uzun soluklu bir dernek oldu. Onun dışında güzel çalışmalar yapıldı. Yayınlar olsun, sempozyumlar olsun ve hala devam ediyor. Bugünkü kuruluş yıl dönümünde de böyle bir fırsat oldu görüşmek için. Ben o zaman bir şey yapayım. Ne derler? Şimdi göster diyorum galiba, değil mi? Evet hocam. Bu arada hepimiz mikrofonlarımızı kapatır, kameralarımızı kapatırsak daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle gireyim ya da şeye başlamadan önce bu slide'a. Akademi çalışmalarını toplumla paylaşmaya da topluma farklı bir şekilde sunma konusunda yıllardır kendi içinde tartışır bilirsiniz. Bu konu kimi zaman toplumdan uzaklaşma boyutunda ele alınıyor. Kimi zaman da akademisyenin halk için bir şey yapmadığı vurgusu yapılıyor. Ben kendi adıma bunu ara sıra yaptığımı düşünüyorum. Gerek radyo programlarında gerek yıllar önce popüler dergiler ya da gazeteler yazdığım güncel müzik yazılarıyla ama çoğu konunun ve alanın akademi içinde kalması kaçınılmaz. Yine de benim Philip Tegg'in çok imrendiğim bir çalışması vardır bu konuda. Music's Meanings, A Modern Musicology for Non-Musos başlıklı kitabı. Belki müzikle profesyonel olarak ilgilenmeyen insanlar için müzik direktleri kılavuzu diye çevirebileceğimiz bir kitaptır bu. Ve ustanın gerek gördüğü konular ve başlığı üzerine 700 sayfalık çok geniş hacimli bir kitabıdır. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Mümkün değil ya da asla diyeyim ama 2 yıl önce editörümün besteci biyografisi önerisinde de aynı yanıtı vermiştim. Şimdi ortada bütün haşmetli bir Beethoven biyografim var. Dolayısıyla bu konuşmanın yani eğer müzik insan yaşamında yeri belirgin bir şeyse belki bu kadar etkin bir şey yoksa müzik üzerine konuşmaya yazmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuşmanın çıkışı da biraz o oldu. Yani benim bu konu üzerinde çalışmaya başlamamdan öte böyle bir toplantıda çünkü online toplantılar görece kolay ve böyle bir dönem için pandemi için belki ideal ama aynı zamanda hem konuşma hem dinleme anlamında da zor güç toplantılar bunlar. Çıkış noktamın birincisini bu oluşturdu. Yani profesyonel arkadaşlar var bu işte uğraşan ama aramızda şu anda müzik severler de var. Amatör, müzik değil amatörce ilgilenen insanlar da var. Dolayısıyla ortak bir dil bulma ya da onların da ilgisini çekme anlamında düşündüm. Değilse ele aldığım konular her biri şimdi göster diyorum ekranınızın tamam yanmıyorum değil mi? Evet. Evet hocam. Değilse ele aldığım konular devasa ve her biri birer konuşma konusu. Şu anda görünüyor galiba değil mi? Tam ekran slide gösterisi yaparsanız yanları görmeyiz. Yapıyorum. Yaptım. Tamam. Evet. Peki. Şimdi bu başlık gördüğünüz gibi müziği nasıl dinliyoruz gibi bir belki bir giriş oluşacak. Ardından müziği anlamlandırmak, müziği anlatmak ve dinleme üzerine modeller. Biz şimdi 2 doktora öğrencimle bu konuda çalışmaya başladık. Tez aşamasındayız. Bir de Özlem Hoca'nın dediği gibi bu konuda benim de ayrı bir ilgim var. Çalışıyorum şu anda. Müzik dinlemenin kültürel ve sınıfsal yapısı belki sakız oldu diyeceksiniz. Dediğim gibi bu devasa konuları yüzeyden geçeceğim. Şöyle bir diyeceğim. Belki birkaç bilgi vermiyor aktarma anlamında. Ama ortada bir case yok, bir odak yok. Dolayısıyla belki konuşmanın sonunda, belki bir iki provokatif şey sıkıştıracağım araya. Konuşmanın sonunda işte vakit kalırsa ne kadar ayırabileceğiz, beraber tartışırız. Müzik yapıtını tanımlamak ve çözümlemek, bu bir başlık, alt başlık bahrede midir? İlk başlığı belki işte daha önce başladığım, özellikle Wölfli'nin de Panofsky üzerinden gittiğim bir şey bu. Estetik ya da sanat felsefesi gibi şeylere biraz fazla takılmıyorum ama en azından
bir sanat yapıtını ya da bir şeyin nasıl müzik olduğunu tanımlamak adına bir çaba var, belirgin bir çaba var. Bunu da tabii ki tarihsel okumalarla ve kulağımızla, beynimizle yapmamız gerekiyor. Bach neden iyidir sorusuna gelince de bunu pek yapmıyoruz. Yani Türk literatüründe en azından bir besteciye çok romantik dokularla çok fazla şeyi yükleyip nedenini sorgulamak, yani belki yine Panofsky'yi refer edip o işte kültürel belirtiler alt başlığıyla çözülmek iyi. Bir de müzik yapıtına entelektüel bakış diye bir başlık. Sakın gözümüz korkmasın. Dediğim gibi böyle her birine 20-30 dakika falan vermiyorum. Belki bir giriş sadece 3 dakika sürecek. Eşit zaman ayırma gibi bir derdim de yok hepsine. Kimi az, kimi de çok olacak. Müziği nasıl dinliyoruz? Bir başıma gelen bir şeyle, bir anıyla başlayacağım. Epey oldu. Çalıştığım üniversitenin yönetiminden bir istekte bulunuldu. Üniversite hastanesinde günlük müzik yayını yapmam konusunda. Yani her gün müzik çalacaklar, çalmayı planlıyorlar hastanede. Ben buna karşı çıktım. Savım çok basitti çünkü hastane çok devasa şeylerin yaşandığı büyük bir yer. Yani nedir? İşte çalışanlar, yatan hastalar, poliklinik hastalar dediğiniz zaman zaten bitmiş. Ama hastanede bir günün nasıl geçtiği konusuna gelirseniz daha çetrefilli bir durum karşımıza çıkıyor. Yani çok basit, herkes bir şey söyleyebilir ama işte iyileşip taburcu olanlar, o gün yaşamını yitirenler, o gün çok kötü bir hastalığını öğrenenler, tedavi sürecindeki insanlar, sevinen yakınlar, üzülen yakınlar, çocuğu okula başlayan hemşire, babasını kaybeden doktor, böyle devasa bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla ben çok basit bir soru bunu sormadım tabii yönetime. Ama ilk soru şuydu, böyle bir kitleye ne çalabilirsiniz? Yani böyle bir kitlenin neyi dinlemesini arzu ediyorsunuz? İkinci soru biraz daha açık, geliştirilmiş bir soru. Böyle bir kitleye müzik çalarak gerçekten onları rahatlatabileceğinize inanıyor musunuz? Eğer buna örnekler verirsem, yani bir komedi dizisi gibi olacak, onun için vermemeyi yeğlerim. Müzik dinlemek garip bir olaydır. Bilimseldir, toplumsaldır, kültüreldir, kognitiftir, ne bileyim. Hep verdiğim bir örnektir. Bir sabah uyandığınızda ben artık bunu dinlemek istemiyorum, dinlememeye karar verdim gibi bir şey deme durumunuz yoktur ama o gün dinlememe tercihiniz vardır. Bu size bağlı bir olaydır. Söz konusu eğer hastaneyse burada karşımıza çok daha çetrefilli bir durum karşımıza çıkıyor. Müzik bireyi inşa eden bir şey olduğu söylenir. İnsan yaşamında bu denli etkinin daha başka bir şeyin olmadığı söylenir. Müziği dinlediğimiz şeylerin bizi yansıttığı ileri sürülür. Temsil ettiği ileri sürülür. Burada temsil çok önemli bir konudur. Yani en işte sanatsal olarak adlandırılan yapıtı da küçük bir popüler müzik şarkısında o insanı yansıttığı, karakterini verdiği ileri sürülür. Bu konuda yüzlerce çalışma var biliyorsunuz. Ama az önce bahsettiğim gibi bu konuşmada işte bir orta yol bulup belki bir iki geçmiş konuşmalarımı refer edip ya da çalışmalarımı refer edip yeni şeyler araya sıkıştırıp tekrar vurgulayayım. Belki bir iki bilgi aktarıp yüzeysel bir şekilde geçip küçük bir tartışma açma gibi bir şey. Az önce bahsettiğim Philip'in kitabı, bu arada ben de metnini açayım şuraya. Philip'in kitabında şöyle bir şey vardır. 12'de yayınlanan kitabında How Much Music, yani bunun adı günlük müzik tozu kabaca. Philip şöyle bir şey vermiş. İşte televizyon, marketler, bağlar, istasyonlar, yani bulunan yerler, radyo, çalışılan iş yeri, kişisel tercihli müzik dinleme vesaire, işte her birine işte kimine 2 saat, kimine 30 dakika ve finalde 250 dakikalık, 4 saat 17 dakikalık bir günlük dinleme dozu. Bu bir kentli batılının gün içinde müziğe ayırdığı ya da maruz kaldığı diyeyim, ikisi de olabilir. Çünkü kişisel tercihli müzik dinleme burada dönem. Şimdi bunun
Çok basit bir mantıkla günümüzden bakıldığında bu sürenin çok farklı yerlere gideceğini görebiliyorsunuz. En azından ikinci şık birdenbire ortadan kayboluyor. İşte marketler, barlar, istasyon vesaire gibi şeyler. Çalışılan iş yeri ortadan kalkıyor. Filip'in 120 dakika dediği televizyon belki bugün günümüzde yani şu koşullarda 8 saat çıkılabiliyor ve bu televizyondan isteyerek ya da maruz kalarak dinleme edimi yapılan süre çok daha uzun bir şeye yayılıyor. Ama sonuçta dediğim gibi bunu bir model olarak almak değil, sadece müzik dinlemenin zamansal olarak birinin, bir müzikoloğun yaptığı çizelginin yer alması açısından söylüyorum. Bugün ne yaptığımıza bakarsanız, müziği nerede dinlediğimize bakarsanız, işte Spotify'da dinleniyor, müzik telefondan dinleniyor. Belki bunların hepsi tümüyle yok oluyor. Geçen hafta öğrendim bir doktor öğrencimden, bir yeni bir arayüz oluşmuş. İşte daha çok flört amacıyla takılınan bir site. Dinlediğiniz müziği o anda dinleyen bir karşı cinsle eşleştirme durumunuz oluyor. Ve işte müziğin nasıl bir kimlik aracı olduğu ve ruh eşi, bu da tırnak içinde, sanıyorum sitenin kullandığı jargon da bu, sizi eşleştirme bu olabiliyormuş. Dijital konserler var. Sadece Spotify benzeri şeyler değil. Müziği artık çok daha farklı bir şekilde dinlediğimiz kesin. İnsanlar müziği yüzyıllarca yıldır dinlerken aynı zamanda da anlatıyorlar. Yani müziğin nasıl olması gerektiğinden tutun, nasıl dinlenmesi gerektiğini varıncaya kadar binlerce Kur'an kitabı yazılmış. Bu ne zaman başladı derseniz Antik Yunan'da başladı ama bizim, ben uzatmayayım o kadar fazla, 14. yüzyıldan başlayıp birkaç örnek vereyim. İşte Rönesans'ın kilit terimi, anahtar terimi biliyorsunuz. Ve bu terimin tüm dönem için, yani 150 yıllık dönemi kapsayan müzik nasıl olmalı, müzik niye anlatmalı, müzik nasıl dinlenmeliye varıncaya kadar birçok şeyi anlattığını görüyoruz. İşte Groceo ya da Groce 1300 yöresinde müzik sınıflaması yapıyor ve müzik sınıflaması asiller ve halk diye yapıyor. Yani asiller ne dinliyor, ne, ya da ne yapması gerekiyor, halk ne dinleyecek ya da halk nasıl müzikler yapacak. Vicentino dönemin çok ünlü bir kuramcısı ile beraber belki ilk dizgesel müzik sınıflaması yapılıyor, tür sınıflaması yapılıyor. İşte sarayda yapılan müzikle kiliste yapılan müzik farklıdır. Nokta. Bunu açıyor tabii ki. Müzikler ele aldığı konularla birbirinden ayrılır demesi belki bu dönemin ilk dizgesel çalışması diyebiliriz. Çünkü bu bir yerden sonra Rönesans'ın çok moda olan akımı başlatıyor. Yani söz-ezgi ilişkisi Rönesans bestecisinin çok önemli üzerinde durduğu bir şey. Ve sonradan word painting denen, işte sözcük resimleme olarak belki Türkçe'ye çevirdiğimiz yere kadar giden bir durum söz konusu. İşte Thomas Morley diyor ki, o da kitabında, sözler ezginin yapısını belirler. Bu kadar önemli. Yani burada sadece prozoden bahsetmiyoruz. Maury'nin söylediği, cennetten söz ederken inici ezgiyi kullanmazsınız. Aynı şekilde cehennemden bahsederseniz de çıkıcı ezgi kullanamazsınız. Burada bir korelasyon olması gerekiyor. Söz ezgi dediğimiz zaman işte belki Vicentino popüler müziklere de el atıyor. Yani halkın yaptığı ve asla tırnak içinde değeri olmayan, dinlenmemesi gereken, takılınmaması gereken müziklerden örnekler verirken kimi madrigallerden de bahsediyor. İşte evet, madrigal, dört harfli bir madrigal ama madrigalin adı Koca Bebe Geldiğinde. Hep böyle bir şey yaparız ya, yani bir dönemde eğer yapı klasikse birdenbire bir ululama durumu başlar. Müziğe özel, işte John Dowland'ın oysa bir sürü şarkısı gerçekten de o dönemin bütün popüler yapısını çok rahat bize çıkaran bir durumdur. Etki öğretisi bir yerde, yani kabaca diyeyim, bunu çok kısaca böyle bir yığdım, üzerine konuşmamız bence gerekmez ama akış anlamında 20. yüzyıl için değinmek gerekiyor. İşte kimi salt diyor, kimi absolut diyor, kimi anlatım dışı diyor, işte expression free diyor, kimi müzikte programa değiniyor, kimi bir
duygulanma karşıt olarak dansteye çok sık vurgu yapıyor. Müziğin nasıl olması gerektiği ve nasıl dinlenmesi gerektiği konusunda çok kafa patlar isimlerden biri de Eduard Hanslick. Bu yüzden de belki müzik tarihinin en büyük kavgalarından biri oluyor işte Wagner'le arasında, biliyorsunuz. Müzikteki program yapısında çok karşı çıkan biri. Ama daha önemlisi belki duygulanmaya karşı çıkan biri. Bugün yaptığımız birçok çalışmada, yapılan birçok çalışmada, özellikle belki psikolojide yapılan çalışmalarda bir duygulanma durumu, çalıştırdığı durumu soruyor. Ona mesela delirirdi Hanslick. Moritz Geiger'in deyişiyle belki kimse müzikte onun kadar duyguyla savaşmamıştır diyor. Geiger'in böyle bir şeyi var. Bugün günümüz araştırmacıları birçok şey üzerine çalışıyor. İşte dinleme modları üzerine çalışıyor, durumları üzerine çalışıyor, eleştirel dinleme çalışıyor. Ki bu biraz tartışmalı bir aslında terminoloji. Dinleme stratejisi sadece müzikte değil, birçok şeyde karşımıza çıkan bir durum. Yani bir şeyi dinlerken daha iyi anlama üzerine kimi stratejik yaklaşımlar bile ileri sürülebiliyor eğitim programlarında vesaire. Hanslick sadece müziğe odaklanın diyor. Bugün işte günümüzdeki araştırmacılar da müziğe nasıl odaklanılacağı konusunda bize kimi modeller sunuyor. Aslında herkesin aklında olan, hepimizin düşündüğü şeyler üzerinde yazılı şeyler karşımıza çıkıyor. Daha önce bahsetmiştim Bursa'daki bir konuşmamda. Amaç ve neden üzerine, amaçtan başlayıp nedene giden bir dinleme ya da biçimden başlayıp nasıla giden bir dinleme modeli öneriliyor. Dinlemenin müzik türleri üzerinden farklılaşabileceği ileri sürülebiliyor. Yani bu yüzden işte belki everyday listening diye bir terminoloji devreye giriyor. Bir musical listening ya da analytic listening gibi analiz çözümlemeli dinleme ya da müziksel dinleme biraz kötü Türkçe tutuluyor ama tam analitik olmadığı için bu musical listening belki öyle kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden de içinde bulunan ortam, mekan, çevre vesaire, müzik türü, bizim konumuz, o sabah nasıl uyandığımıza varıncaya kadar dinlemenin çok farklı şekillerde devreye girdiğini görüyoruz. Neyi nasıl dinliyoruz zaten bir o kadar da önemli. Ve aynı müzik yapıtını birçok farklı durum ve aktifleşinde dinleme durumu ve bunun da her seferinde bir müziksel deneyim yaşatabileceği ileri sürülüyor. Yani dinleyici her defasında farklı anlam üretebiliyor. İşin anlam boyutu zaten bambaşka bir şey karşımıza çıkıyor. İşte az önce bahsettiğim bu everyday listening ya da musical listening dediğimiz şey de bu. Müzik dinleme, az önce bahsettim, biraz belki garip bir durumdur diye anlattım hastane örneğini verirken. Evet, garip bir durumdur ama aynı zamanda da bambaşka bir durumdur. Çünkü müziği dinlerken yaşanan, beyindeki yaşanan süreç çok ilginç. Yani kognitif bir proses başlıyor. Bunu algılamak adına, ki müziği algılamak benim çok pragmatik bir şekilde şöyle çeviriyorum. İşte müzik algısı ne demek? Müziği algılamaktır. Ama tabii ki çok yanlış, yetersiz bir tanım. Çünkü devreye çok fazla parametre giriyor. Yani eğer bir ezgiyi oluşturan bileşenler, işte ne bileyim, tınıdır, sestir, perdedir, harmonidir, çalgıdır vesaire şeylerse, bütün bunları algılamamız anlamında çok derin bir proses başlıyor. Performans anlamında olsun ya da dinleme anlamında olsun. O yüzden çalışmalarda da müziği dinleme, müzik tercihi çalışmalarında da belki işte popüler müzik ya da işte klasik müzik uyaranları kullanan çalışmaların yöntemlerinin biraz farklı olduğunu görüyoruz. Bu daha çok müzik psikolojisinde durum üzerine ve duygulanma üzerine kriterler belirginken, popüler müzik dinleme tercihlerinde, çalışmalarında kültürel kimlik devreye giriyor. Belki işte ikisini o anlamda ayırma şansımız var. Birisinde
kimliklenme, birisinde duygulanma gibi. Ama slide'a geldim ama bundan başka bir şey konuşuyorum. Neyse şu an buraya gelmişim. Müziği dinleme biçimleri kitapları kendini çok net bir şekilde gösteriyor. İşte üst ve alt kültür ayrımları, müziğin taşıdığı sanatsal anlam, hafiflik, ciddilik olgusu gibi durumlar karşımızda. Bunlar da müziği dinlemedeki pratiklerin çokluğunu gösteren şeyler. Bir örnek olması açısından Dick Heppich'in bir kitabında işte şöyle bir şeyle bitiyor kitap. Bu kitapta betimlenen herhangi bir alt kültür üyesinin kendisini burada aktarılan biçimde tanıma ihtimali çok azdır. Bizim onları anlama çabalarımızdan hoşlanma ihtimalleri daha azdır. Bu da dinlemenin ne kadar farklı bir şey olduğunu bize biraz daha net bir şekilde gösterebiliyor. Heptich'in alanda karşılaşabilecek en büyük sorun olarak gösterdiği şey bu. Bunu ben club çalışırken de gördüm, hip-hop çalışırken de gördüm. Ben de bizim onların yaşamını istediğimiz kadar gözlem yapalım, katılımcı gözlem yapalım, kendimizi onlardan biriymiş gibi göstermeye çalışalım. Böyle bir şey yok. O yüzden de yaptığım çalışmaları üye olduğum meclislere, yani bu alt kültür üyelerinin üye olduğu meclislere göndermemin nedeni bu. Nasıl anlatmaya çalışmışım sizi? Tabii ki tırnak içinde naçizane gibi bir şey söylüyor. Hep için orada verdiği bir örnek daha var. Bu da dinleme üzerine bize çok net şeyler veren bir laf. En nefret ettiğim şey bir yetişkinin bizi anlaması. Onları şaşırtıp endişelendirebildiğimiz bizim onlara karşı tek üstünlüğümüz, diyor 16 yaşındaki bir çocuk. Ve çok korktuğu şey, eğer anlıyorsa söz gelimi anneye de babasının, suç onlar değil, kendisinde. O zaman kendi gelişiminde bir önemli bir eksik var, diyor. Farkındaysanız iki bölümü devirdik bile. Bu sanıyorum üçüncü bölüm ya da dördüncü bölüm, bilemiyorum. Evet, üçmüş. Şimdi az önce bahsettim. Çok basit görünen ama çok karmaşık, çok boyutlu bir süreci işaret ediyor müzik dinlemek. İşte birey devreye giriyor, kültür devreye giriyor, biyolojik ve fiziksel etkenler devreye giriyor. Kognitif süreci bağlı bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla beğeni ve dinleme tercihini belirleyen şeylerin fazlalığı karşımıza çıkıyor. İşte çalışmalarda araştırmacıların ele aldıkları ölçütlerin günümüze kadar ne kadar değiştiğini çok rahat görebiliyoruz. İşte kimlik parametreleri, cinsiyet, yaş, mod, mekan vesaire, bir sürü şey devreye giriyor. O yüzden bu iki alanı belki ayırıyoruz. Yani İngilizler devreye girdikten sonra, belki işte Middleton, Shore gibi, Freud gibi insanlar devreye girdikten sonra bir kültürel kimliklenmeyi masaya yatırıp merak ettikleri soruları devreye soktukları zaman, bunlar üzerine çalıştıkları zaman biraz daha durum değişebiliyor. Bundan sonra slide yok. Ben şeyi paylaşmayı durduruyorum galiba, değil mi? Evet hocam. Paylaşmayı durdurdum. Tamam. Bundan sonra yüzde konuşacağız. Kültürel ya da sınıfsal ayrım dediğimiz şeyde birçok çalışma var. İşte burada hep belki sıkıldınız, bıktınız. Ben daha çok sıkıldım, inanın. Ama işte belki bu alanda yapılan ilk çalışmalardan biri olması açısından gösterdiğimiz Bourdieu'nun çalışması ayrımda. Bourdieu'nun tabii ilk çalışması değil de aslında İngilizce'ye çevrilen, İngilizce metninin yer aldığı çalışmasının sunuşunda ettiği laf çok belirleyici bence. Çünkü benim biraz Bourdieu eleştirimin temelini bu oluşturuyor. Ben bunu zaten söyleyip duruyordum ama dediğim gibi konumuz bu değil. Şöyle söylüyor Bourdieu. Bu kitap çok Fransız, diyor. Tırnak içinde o çok Fransız'ı belirtiyor. Ya bu kitabı okuyan birinin kitabı çok Fransız bulacağına ilişkin sayısız endişem var, diyor. Ama burada yapılanların, yazılanların da birçok ülkede sınanabilir olduğunu iddia ediyorum, diyor. Ki iddiasında doğru.
çoğunuzun bildiği gibi işte Bourdieu'nun burada kullandığı uyaranlar var. İşte Gershwin var, Bach var. İşte ne bileyim Strauss var vesaire ve finalde kabaca işte Bach'ın eğitim düzeyi açısından en üstteki yer alan katılımcılar tarafından tercih edildiğini söylüyor. Strauss da işçi sınıfını temsil ediyor. Bu benim için biraz ilginç bir konuydu. Yani gerçekten de çalışmanın yapıldığı toplum açısından bize çok net bir gösterge. Onun için her ülkede sınanabilir olmasına bir itirazım olmuştu. Bunu bizim kendi kendimize konuşmamız çok fazla bir şey vermiyor. Onun için ben bunu Martin'le konuştum. Martin Stokes'la konuştum. O da Fransızlar olduğu, duyduğu hayranlığı anlattı. Yani herkesin bir şeyi var. Ne bileyim imrendiği diyelim. Yani bir İngiliz Fransız'a özenebiliyor, imrenebiliyor. Biz Fransız'a, İngiliz'e, Alman'a hepsine özeniyoruz vesaire. Ama bir eğer Bach söz konusuysa yani eğitimli sınıfın işte üniversite hocaları diyelim. Burada şu anda bir sürü üniversite hocası arkadaşımız da var. Üniversite hocasının Bach'ı tercih etmesinde ki etkenler diye bir şey açabilir miyiz? Ya da benim burada yaptığım gibi bir müzik yapısını tanımlamak ve çözümlemek Bach'ı seçmemiz daha uygun olur. Çok açıkçası karar veremedim ama ben buna böyle bir başlık koydum. Bach neden iyidir diye bir başlık. Şimdi Bach neden iyidir diye bir başlık verdiğim zaman bu toplantıda eyvallah demek ki Bach çok iyiymiş. Çünkü hoca öyle söylediği bir durum yok. Ben size Bach'ın neden iyi olduğunu da burada çok net bir şekilde ayrıntıları anlatma şansım yok. Dediğim gibi online toplantılarda böyle bir sorunumuz var. Değilse yani altı partlı bir envansiyon mu çalsam ya da işte müzik sanatçının altı partlı bir şarkarını mı dinletsem ya da onun armonik çözümlemesini mi yapsak gibi çok zor bir durum var. Onun için neden iyidir biraz değinip belki işte Wölfling ve Panofsky'yi yine kulaklarını çınlatarak diyeyim müzik yapıtını nasıl değerlendiriyoruz ya da nasıl ele almamız gerekir ile başlayıp finale doğru gidelim. Ama eğer söz konusu müzikse tekrar edeyim benim söylediğim şey doğrudur ama herkes bahsetsin gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki parametreleri belki biraz değinmemiz gerekiyor. Yani Bach'ın iyiliği konusunda diyeyim. Altı çizili nokta bir yapıt nasıl çözümlenmeli? Yani salt biçim olarak mı çözümlenmeli ya da işte kültürel belirtiler olarak altı çizilen noktalarla mı? Şeyin bu Bukowski'nin çok bir şey, Manfred Bukowski'nin bir çalışması vardı Bach'la ilgili. Bach'ın ölümünden 52 yıl sonra yaptığı bir çalışma. Övgüler düzer ve Bach dinleyen birinin önce bu müziği özümsemesi ve bu müziği yazana büyük bir saygı duyması gerektiği gibi laflar eder. Bu zaten sonra müzikolojide çok büyük bir tartışma yaratmıştır. Daha doğrusu müzikoloji çalışmalarına gelen eleştirilerde çok büyük bir tartışma yaratmıştır. Buna sonra değinirim ya da değinmeyelim bilemiyorum. Şimdi onun için burada yani değinmeyelim dediğim şey müzikolojinin Batı sanat müziğini en üst tür olarak değerlendirmesi ve burada özellikle İngilizlerin iki açıdan karşı çıkmasından bahsediyorum. Şimdi ele aldığım yapıt hocam süremiz nedir? Ben uyaracak mısınız beni? Ben devam ediyorum değil mi? Tabii buyurun. Kaç dakika olduğunu görmüyorum çünkü ona göre. Şu an 10 dakikamız var ama yani sınırlandırmamız da yok size karşı. Peki. Şimdi Das Musikalische Opfer ya da Musical Offering İngilizce Türkçe'ye ne bileyim müziksel sunumu diyeyim, müziğe sunumu diyeyim. İşte oransal küysel sunumu diyordu. Yapıtın yazılış öyküsüyle başlayayım. Oradaki bir sürü şeye değinmemiz gerekiyor ki oradan Goer'in belki barok dönemdeki müzik dolaşımına değinmemiz gerekiyor. Müzik her zaman her yerde farklı dolaşan bir şey olduğu için belki tarihteki kimi dönemleri, kimi akımları, kimi türleri ya da kimi besteyicilerin biyografik çalışmalarında bunların devreye girmesi
çok çetrefilli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de biyografiler hala belki istediğimiz gibi olmuyor. Ya da işte besteci yaşamlarını ele alan ansiklopedik kaynaklar, işte MGG gibi ya da Grove gibi kaynaklarda her zaman bizim istediğimiz şeyler olmayabiliyor gibi. Büyük Frederik, Prusya Kralı, 46 yıl boyunca Prusya Krallığı'nın başında olan bir kişi, profesyonel flütçü ve himayesinde çok isim var. Dönemin çok ünlü isimleri, Quantz gibi, Benda gibi, Carl Philipp gibi, Bach'ın büyük oğlu. Ve 1747 yılının Mayıs ayında sarayına Bach'ı davet ediyor. Çünkü bütün müzisyen tayfası akşam toplantılarında Bach'tan bahsediyor. O da çok merak ettiği için Bach'la tanışmak istiyor. Bach geliyor, Silbermann Cembalo'larını deniyor. Kraldan kendisine bir fuk konusu vermesini istiyor. Zaten kaba tabir muhabbet burada başlıyor. Şimdi Bach kraldan kendisine bir fuk konusu vermesini istiyor bile çok detay gerektiren bir durum. Kralın kendisine verdiği konu apayrı incelenmesi gereken bir olay. Çünkü dönem Rokoko, yani klasik döneme doğru giden, belki işte Haydn'a, Mozart'a giden bir dönem. Ama kralın verdiği konu biraz yine barok bir konu, barok bir tema. Ve Bach bunun üzerine oturup Cembalo'da 6 partlı bir ilk şeyini, çalışmasını yapıyor doğaçtan. Kralın övgüsünü alıyor. Bach Leipzig'e döndükten sonra 2 ay içinde çeşitli bölümlerden oluşan yapıtını tamamlayıp krala gönderiyor. Şimdi burada az önce bahsettiğim gibi bir ustalık söz konusu. Yani doğaçtan çalma dönem bestecisinin aynı zamanda çok usta bir seslendirici olma durumu söz konusu. Çok usta seslendirici olmalarının getirdiği dönem müzik yaşamının hareketliliği söz konusu. Ve bu hareketlilikle baş etmeye çalışan bir müzisyen profili söz konusu. Müziğin dolaşımı dediğimiz şey bu yüzden çok devreye çıkıyor. Yani her yerde çalındığı için, seslendirildiği için neredeyse apar topar gidip o anda karar verip ya daha önce yazdığı yapıtın bir temasından ya da başka bir bestecinin temasından kimi konularla yapıt yazıldığı görülüyor. Onun için müziğin dolaşımı, işte kültürel belirtiler diye adlandırdığımız şey, finalde de Bach neden iyidir sorusu tabii ki burada anlatılacak bir şey değil ama çok basit. Eğer Haydn, Mozart, Beethoven'a giden fug yapısı, Weber, Berg, Kömberg gibi isimlerin ya da Stravinsky gibi isimlerin bile etkilendiği söz konusunda burada karşımıza belki bireysel olarak Bach şundan iyidir diyebileceğimiz bir durum karşımıza çıkıyor. Az önce bahsettiğim konuyu pas geçiyorum o zaman. Değinelim ya da değinmeyelim dediğim konuyu. Biraz zamanımız... Yok, buyurun hocam, buyurun lütfen. Neyse, sonra belki bundan sonra gelirse yapalım. Ben son bölümü geçeyim, bir 5 dakika daha konuşalım ve kapatalım şeyince. Müzik yapıtına entelektüel bakış bu konuşmanın finalini oluşturan, benim çok çok farklı açılardan merak ettiğim bir konu. Müzik beğenisi konusunda yalan söyleyen insanlarla çok takıldım, birlikte oldum. Böyle bir durum var. Yani müzik beğenisinin bir itiraf durumu oluyor. Yani ben şunu dinliyorum demeye çekinen bir ne bileyim müziksever kesim var. Bu sanıyorum kimliklendirmeyle mi ilişkilendiriliyor, bir kültürel sermayeyle mi ilişkilendiriliyor bilemiyorum ama çok şunu seviyorum, bunu dinliyorum, bundan felaket hoşlanıyorum deme durumu da bir çekinme durumu olabiliyor. Neden? Belki müziğin tanımı, tarih boyunca müzik deyince yanına güzel, hoş gibi ifadeler barınıyor. Bir de üstüne üstlük yararlı lafı ekleniyor. Yani müziğin yararlı olması yine birçok toplumda karşımıza çıkan bir olgu. Bu da antik Yunan'dan beri gelen bir olay. Ve iyi vatandaş, yani işte Martin Stokes'la yaptığımız çalışmada Martin'in vurguladığı gibi musical citizen gibi bir kavram var. Yani iyi vatandaş aynı zamanda iyi müzik dinler.
Dolayısıyla iyi müzik dinleyen vatandaşa da iyi müziği birilerinin sunması gerekiyor. Dolayısıyla müzik nasıl olmalı, nasıl dinlenmeli tartışmaları tekrar hortluyor. Yönetici elitlerin buna yürekten inanmasıyla müzik beğenisinin ya da müzik dinleme ediminin nasıl kanalize edilmesi tartışmaları başlıyor. Ve karşımıza garip bir durum çıkıyor. İşte iyi müzikler çıkıyor, ahlaksız müzikler çıkıyor, yararlı müzikler çıkıyor, yararsız müzikler çıkıyor. Belki işte problem müzik diye bir olgu çıkıyor, moral panik diye bir şey çıkıyor. Sürekli çıkıyor da çıkıyor ve çok ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Daha bugün öğlen oğlumla yaptığım bir telefon konuşmasında denk geldim, tanık oldum. Spotify'da dün İsrail'de bir grup dinlemiş ve bir arkadaşı uyarmış. Yani en azından şu sıralar İsrail'de bir grup dinlemesen diye. Yani burada bile devreye girebilen bir durum. Bir dinleyiciye ya da çevremizdekilerin müzik dinleme durumlarına da karışma, müdahale etme gibi bir şeyimiz var. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. O yüzden müzik yapıtına entelektüel bakış dediğim şeyde bunun da devreye girdiğini görüyoruz. Bruno Nettel'in çok hoş bir anısı vardır. Bir akşam arkadaşlarla otururken Nürnberg'de usta şarkıcıların Wagner'in değil de başka birinin olduğunu öğrenseniz operaya bakışınız değişir mi diye sormuş. Herkes evet demiş. Yani bu enfes bir örnektir. Niye evet? Yani yiten ne onu bilmiyorum. Ama böyle bir şey var. Belki sahiplenme adına da ya da işte entelektüel bakış, yani Wagner ise eğer, ben onu Wagner diye dinlediysem bunun Wagner olarak kalması gerekiyor. Değil diyorsunuz. Karşınıza biri bunun başka birinin olduğunu gösterdi ama o hala kafada bir Wagner şablonu oluyor. Ben 2003 yılının Mayıs başlarında Luciano Berio ile yazışmıştım. Ünlü İtalyan elektronik müzik bestecisi tanıyanlar vardır. Benim çok sevdiğim biri Berio. Ve Temmuz başında İstanbul'da buluşmak için sözleştik. Ben bir Berio ile ilgili bir yazı yazacaktım. Hem de bir televizyon programı yapacaktım. Ne yazık ki 27 Mayıs'ta yaşamını yitirdi usta. Çok üzülmüştüm. Yani hem Berio'nun ölümüne çok üzülmüştüm. Bir de şuna çok üzülmüştüm. Yaşayan hiçbir besteciye soramadığım bir soru vardı. Yani yaşayan besteciler dediğim işte Saygun'la tanıştım, Cemal İstel'le tanıştım, Berio'yla tanışacaktım. Berio'ya da şu soruyu soracaktım. Dinleyicini bulma umudun var mıydı? Yani hiç şöyle bir şey düşündün mü? Çünkü Schönberg'in 75. yıl dönümü için galiba bir anma toplantısında ben ne yapıyorum diye kendi kendine sorduğu bir soru vardır. İşte Berio'ya bunu sormak istiyorum. Dinleyicini bulma umudun var mıydı? Çünkü Cage'in söylediği bir şey vardır. Ya sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi görünen bu müziği dinleyiciye nasıl alıştıracaksınız? Hep böyle bir çabası vardı çünkü 20. yüzyıl ustalarının. Dinleyiciye bu müziği nasıl alıştıracağız? Bu yüzden de yoklar ama bu dinleyiciyi bulma durumu oldu mu olmadı mı? Bunu zaten siz çok daha iyi biliyorsunuz. Aynı şey bu entelektüel şey muhabbetinde yorumlarda karşıma çok çıktı. Bu zaten siz de görmüşsünüzdür. İşte birinin bir yorumuna işte katletti diye bakarız. İşte ırzına geçti denir. O yorumun nasıl olması gerektiği konusunda müthiş hakemler kesilir. İşte Bach böyle çalınmaz, Mozart böyle çalınmalı gibi çok keskin yargılarla böyle bir entelektüel saptamalar uçuşur havada. Benim de çok başıma gelen güzel bir olay vardı. Ve Keith Jarrett'ın çaldığı caz değil demiştim yıllar önce bir arkadaşıma. Arkadaşım da şılak diye tokada geçirdi. Caz nedir peki dedi. Şimdi aslında arkadaşımın sorduğu soru çok doğru. Yani neyle karşılaştırıyorsun Keith Jarrett'ı? Art Tatum'la mı karşılaştırıyorsun? Scott Joplin'le mi? Dave Brubeck'le mi? Yani kiminle karşılaştırıyorsun? Eğer sen 90'da dinliyorsan bu adamı ya da 2000 yıllarda dinliyorsan karşılaştırdığın şey ne ki caz değil diyorsun. Onun için buna benzer bir şey hep yaparız. İşte bunun böyle seslendirilmemesi gerekiyor. Bunun böyle dinlenmemesi gerekiyor. Hatta ona da bir şeyimiz vardır. Bir haksızlık olarak değerlendiririz.
İşte Ernst Bloch'un bir lafı vardır. Yalnızca kendimizi dinleriz der. Evet, doğru mu? Bilmiyorum. Yani yalnızca kendimizi dinliyoruz gerçekten. Yoksa dinlediğimiz şeylere Hans Lee'in yapmayın dediği gibi bir yerlere mi gidiyoruz? Kafamızda başka çağrışımlar mı geliyor? Yoksa çok Wölfe'nin yaptığı gibi sadece biçim, ezgi üzerine bir şey mi dinliyoruz? Yoksa Panofsky'nin söylediği gibi Bach'ın Goldberg varyasyonlarını dinlerken kafamıza öyle bir manzara geliyor mu, gelmiyor mu? Çok dediğim gibi dinlemek felaket, çetrefilli bir durum geliyor. Ama buna bağlı olarak da çevremizdeki insanların müzik beğenilerini ve müzik dinleme edimlerini, durumlarını, beğenilerini değerlendirmekten de vazgeçmeyeceğiz. İşte kimi zaman deformasyona uğra diyeceğiz. Kimi zaman işte bu adama, bu kadına ne oldu ya diyeceğiz. Bundan vazgeçeceğimiz gibi bir şey görmüyorum. Müzik eskiden çok daha güzeldi demek kadar salakça bir şey olabilir mi? Ki bu arada bence çok daha güzeldi. Orası ayrı ama yine de bu böyle bir yargıyı ileri sürmek çok iddialı bir laf diyorum. Benden bu kadar. Sabrınız için, burada olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Umarım yetiştirmek uğruna çok fazla sıkıştırmamışımdır. Sağ olun. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Fırat Hocam, konusu itibariyle müzik fenomeninin nasıl biçimlendiği veya nasıl biçimlendirdiği noktasında müziği dinlemek eyleminin birçok alt metin barındırdığına dair ve müziği anlama ve anlamlandırmak ve aynı zamanda bir müzik yapıtını tanımlamak noktasında da eleştirel, sorgulayıcı ve aynı zamanda da entelektüel bakışın parametreleri noktasında değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Ve her zamanki gibi Fırat Hocam'ın sunumu çok keyifli bir sunum şeklinde oldu. Aslında belki de şey hocam, hani daha da dinlemek isterdik sizi. Siz süre deyince ben böyle bir şeyde kaldım, ikilemde kaldım. Ama şu an sorularla da anlatamadığınız noktalar varsa onları da tekrar açma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Şimdi sorular noktasında şöyle bir hemen açayım ben. Evet, şu an burada yok ama soru sormak isteyen varsa buradan. Evet, Burak Atay. Buyurun. Merhaba hocam. Çok iyi bir seminerdi. Teşekkür ederim. Müzik analitik bakış çok karşılaşmadım. Ben hani amatör müzik dinleyicisi olarak çok karşılaşmadım bir bakışta. Güzel oldu. Toparladınız. Ben bir yazı okumuştum da hani müziğin evrenselliğine dair bir yazıda da konu başka. Birçok kültürde müzik kelimesinin batı kaynaklı müzik kelimesine benzemesi için bizde musiki, diğer kültürlerde başka ama gene müzik kaynaklı, muse kaynaklı kelimelerle karşılanmasının sebebini şey diye anlatmıştı. Birçok kültürde çalgı, ses, melodi aynı zamanda bir törenin bir parçası. Tek başına ayrı bir müzik olgusu yok. Ve bu Batı kültürlerinin bir Helen kültürüyle kaynaşmasıyla gelen bir şey olduğu için buna müzik kökenli kelimeler bulunmuş hep diye bir ifade var. Yani diğer kültürlerde müzik bir törenin, bir topluluğun parçası. Tek başına bir entelektüel değil. İşte Batı kaynaklı bir anlayış. Batı kaynaklı, küçümsemek için söylemiyorum. Orada başlayan ve dünyanın geri kalanına yayılan bir anlayış. Ya da yerelleştirmek için söylemiyorum bunu. Sizin bahsettiğiniz müziği dinlemenin çetrefilli olduğu olgusu da biraz şeye dayanıyor gibi geldi. Saf müzik algısı. Hani saf bir müzik var. Müzik sadece müzik olarak değerlendirmeyle algısına göre bir problem gibi geldi. Müzik sadece müzik midir? Müzik yoksa her zaman etraf toplumsal ya da toplumsal ilişkilerle alakalı bir şey olsa bu çetrefil problemi de ortadan kalkabilir. Atıyorum Nürnberg'li çalgıcıların Wagner'a ait olmadığını söylesek dediler. Wagner'in toplumda bir karşılığı var. İnsanlar Wagner olduğu için dinliyor bunu ve bu Wagner
değişmesi müziği de değiştirecek. Çünkü aslında müzik sadece müzik değil çok kişi için. Müziğe sadece müzik olarak bakanlar da bir şekilde zaten toplumun daha özgür, etik kararlar alabilen kesimi. Hani o da küçük bir kesim. Bir sınıfsal durum olarak bahsetmiyorum buna. Şey yani müziği saf müzik olarak almak mı aslında bir şey hata burada? Teşekkür ederiz. Yani hemen şey, dinletelim Fırat Hocam'a. Burak, dört tane soru var. Evet. Doğru dizgenin içinde. Onun için her biri de belki biraz seminer konusu. Ben Martin'e refer edeyim. Geçen toplantısında terminoloji sorunları üzerine bir şey yapmıştı, bir konuşma yapmıştı. Ben de Martin'e şöyle bir şey demiştim. Aslında terminoloji sorunları müziğin kendisinden başlıyor. Yani bunun için Philip mesela tonalite üzerine problemler diye bir şey yazar. Bunun sadece bizde olduğu gibi bir algı vardır. Yani müzik terimlerinin müziğin kendisinden başlayarak müzik mi diyelim, musiki mi diyelim, kü mü diyelim, etimolojik olarak neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bizde de birçok insan çalışma yaptı. Birçok akademisyen olsun, besteci olsun. Ama sonuçta bir dildeki alışma durumu belirleyici bir olaydır. Yani belki bir dilde faşistik demeyelim bunu ama nasıl uygun görüyorsunuz, nasıl adlandırıyorsunuz? Kökeni dediğim gibi çok bambaşka bir konu ama müzik her şeydir. Belki bütün bu konuşukların içinde toparlayabileceğimiz kültürdür, toplumdur, ailedir, bireydir, kimliktir, temsil aracıdır, karakter aracıdır. Ritüeldir, inançtır, inançsızlıktır vesaire. O yüzden terminoloji anlamında dediğim gibi etimolojiye girmek çok güç bir olay. Oradan da zaten müziğin kökeni dediğimiz benim son derece anlamsız bulduğum bir çalışmaya gideriz. Teşekkürler. Şeyma Ersoy Hocam söz istemişti. Teşekkürler burada Burak Bey. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar tekrar. Fırat Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, teşekkürler, sağ olun. Faydalı sunumunuz müziği dinlemekle ilgili olarak. Ben şurada hani birazcık da açmak açısından bir hani hep dıştan bahsettik alt kültür meselesinde. Bu ben de hani hip hop kültür, rap müzik üzerine biliyorsunuz daha evvel de sunmuştum bir araştırmam vardı. Burada mesela rapçilerle ya da beatmakerlerle görüştüğümüzde işte bu hep dışında hani bahsettiği alt kültür üyesinin kendisini burada aktarılan biçimde tanıma ihtimalinin az olması sebebiyle yani bizim onlarla yaptığımız hani siz de yapmışsınız biliyorum bu tarz çalışmalar. Burada bazı sorunlar yaşıyoruz bunun aktarımı veya işte bu araştırmaları nasıl yapalım onu nasıl aktaralım konusunda hani özellikle biraz popüler müzik meselesini açabilmek için de hani bu soruyu size yöneltmek istedim. Şimdi üretici ya da performans tarafı belki birazcık daha konuşuluyor ama hani bunu dinleyici üzerinden, o tema üzerinden aktarmamız gerektiğinde hani onun kültürdeki bağlamı vesaire burada nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Hani size hangisi daha doğru geliyor onu merak ettim hocam. İkisinin de yapılması gerekiyor ama izleyen kitle yapılan çalışmaların çoğunda devre dışı kalmış. Bunun dışında çok ciddi bir cinsiyet durumu da oldu. Yani söz gelimi işte Paul Billis'in söylediği bir şey var söz gelimi. Popüler müzik çalışmalarında neden sadece oğlanların dünyasına ilinir diye bir soru var. Yani kızlara biçilen bir grup bir rolü var biliyorsun. Bu rap'te de öyle, club'da da öyle, rock'ta da öyle. Yani heavy metal üzerine bir çalışma yapıldığı zaman kızlar ya erkek kodlarının getirdiği şekilde bir rol üstlendiriliyor ya da grupi olarak adlandırılıyor. Onun üstesine geçilmiyor. Oysa Paul Willis diyor ki bu dünyada kızlar da var. O yüzden izler kitle ya da yapan anlamında evet devreye girmesi gerekiyor. O zaman alan çalışmasında da alt kültür çalışmasında bunların da devreye girmesi gerekiyor. Kesinlikle ona katılıyor. Ama şu an pek yapılmayan bir olay. İzler kitle çalışmaları çok az yapıldı. Yapılmayan demeyeyim ama çok az yapıldı. Yani biz de söz gelimi yaptığımız çalışmalarda, yüksek lisans çalışmalarında bu yöntemi izledik. Yani muhakkak bir müzik türü üzerine çalışıldı ya da bir grup üzerine çalışıldığı zaman ya da bir
şarkı sözü yazar bir besteci üzerine çalışıldığı zaman onun izler kitlesinin bir sürü anlamda, yani fanlık değil sadece, belki anlam ve yan anlam çerçevesinde bile izler kitlenin o isme de o gruba yüklediği roller konusunda çalışmalar yapıldı. Kesinlikle gereken bir şey ama gittikçe de sanıyorum zorlaşıyor bunu yapmak. Çünkü izler kitleye de biçilen bir kimlik rolü var. Yani işte dediğim gibi grupi ya da salt bir kimliklenme aracı olarak bağlanma, o çözümlemenin iyi yapılması gerekiyor. İkisi eşdeğerde tutulabilir mi sanmıyorum. Ama en azından bunun yapılması koşul. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sırada söz almak isteyen Ecenur Güvendik ve ardından da Okan Murat Öztürk var. Önce Ecenur Güvendik'i alalım lütfen. Buyurun. Merhabalar. Fırat Hocam merhabalar. Beni İsmen anımsadınız mı bilmiyorum. Ta yüksek lisans tezimin ilk başlarında sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Hatırlamaz mıyım? Ankara'dan değil mi? ODTÜ'den. Evet hocam. Bitirdim tezimi. Hatta önümüzdeki cumartesi günü sempozyumda sunum yapacağım. Kutlarım. Kutlarım. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim size kısmen kişisel sayılabilecek bir sorum var. O da şu. Pandemi döneminin olası bir bitişiyle müzik ve politika kitabınıza bir güncelleme, bir ek bölüm gelebilir mi? Bunu merak ediyorum. Kitabın zaten 20 yıllık bir geçmişi var. Onu biliyorum. Fakat bu dönem müzik açısından da ciddi gelişimlere ve düşüşlere neden oldu, sahne oldu. Buna dair bir düşünceniz var mı? Bunu çok merak ediyorum. Yok. Yani 3 baskı yeter. Biraz daha geliştirdim. Bu bitecek bir konu değil elbette. Yani çok daha büyüyecek bir konu ama en azından şu anda başka projeler var. Bir de garip bir şey ama besteci biyografisi yazmaktan çok hoşlandım. Evet, çok garip. Sırada birkaç isim daha var. Onlarla biraz haşır neşir olacağım. O zaman onlara kuşlayacağım. Teşekkür ederim tekrardan. Teşekkürler. Sağ ol Ecenur. Teşekkürler Ecenur Güvendik. Bu arada hocam şey yapmayalım, atlamayalım onu. İlk soruyu soran Burak Atay Bey, sorum terminolojik değildi. Müziğe sadece ya da müzik olarak bakabilir miyiz sorusuydu şeklinde bir ekleme yapmışlar. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Ses kesildi Özlem. Ha, tekrar söylüyorum. Burak Atay beyefendi sorusunun terminolojik olmadığını ve tekrar okuyayım şuradan. Sadece yalın müzik olarak bakabilir miyiz sorusuydu sorum diye bir not düşündüm. Yani dediğim gibi belki Burak da sonra konuşalım. O kadar geniş konuşacak bir konu ki bu. Belki o yüzden de işte kısa kestim de dediğim soruda 4 tane bölüm vardı. Evet. Burak'la maili adresimi verebilirim ya da telefonda sonra haberleşeyim. Çünkü bu konuşmanın hedeflerinden biri de oydu. Burak zaten kendisi öyle tanımladı. Amatör müziksel olarak tanımladı. Evet. Amaçlarından biri de buydu. Okan Murat Hocam buyurun lütfen. Evet çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fırat Ustam'a bu kıymetli sunum için ayrıca teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Çünkü benim bu dernek çatısı altında yer almamda ben onun önerisi ve davetiyle sürece dahil olmuştum. Tüm değerli hocalarımla da biz o yolculuğa devam ediyoruz. Ve bir ustanın seminerine katılmak ayrıca insanı çok mutlu ediyor. O yüzden çok Fırat hocama burada hepinizin huzurunda sonsuz saygılarımı, hayranlığımı, teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Evet. Hocam iyi ki varsınız. Ben hemen kısacık toparlayayım sevgili Fırat hocam. Şimdi biz derslerimizde de anlatıyoruz, siz de çok güzel sunumunuzda vurguladınız. Bu müzik dinleme hadisesinin pek çok değişkeni var ve bir boyutu, hakim boyutu, öznel görünse de antik dönemlerden beri değişmeyen ve özellikle ticaret ve politikanın da her zaman gündeminde olmasını sağlayan bir toplumsallık var. Müzik dinleme dediğimiz hadisenin ruhunda. Dolayısıyla mesela bize bir özgürlük alanı gibi görünüyor ama işte bir AVM'ye gittiğinizde orada da bir özgürlük var. Yalnız bu sınırlandırılmış bir özgürlük. Çünkü orada aradığınız her markayı bulamıyorsunuz. Veya size sunulan markalar dışında bir talebiniz olduğunda orası size özgürlük bakımından cevap veremez bir yer haline geliyor. Müziğin toplumsallığını bir kriter olarak ele aldığımızda da benzer bir tabloyu sanki görüyoruz. Sevgili hocam,
müziğin bu toplumsal alanı ve buraya müdahale edilebilirlik, dinleme açısından, yönlendirme açısından, belki manipülasyon açısından buraya dair kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim sevgili hocam. Saygılar sunuyorum tekrar. Teşekkürler. Nereden başlayayım diyeceğim bu da. En baştan alalım hocam. En baştan. Geçen Mehmet Can Özer'le bir şey yapmıştık Beethoven üzerine. Bu çok güzel bir soru demiştim Mehmet'e. Bir de beraber güldük. Hani vardır ya böyle toplantılarda konuşmacı soruyu sorana övgü düzer. Ben buna pek katılmıyorum. Çünkü biz az önce verdiğim örnekten başlayayım. Yani hastane ki günlük müzik dinleme, günlük müzik yayını konusunda ben bir asistandan rica etmiştim. 8-10 tane CD yaptım, Muzak tarzı. Ve beklediğim bütün tepkiler geldi. Bir alt ekip sanıyorum dinlemişti müzik CD'leri. Biri şu niye yok dedi, öbürü bu niye var dedi. Biri tempoyu biraz düşürsek dedi, öbürü tempoyu biraz arttırsak dedi. Biri Mozart niye yok dedi, öbürü Mozart niye var dedi. Yani şimdi bu az önce bahsettiğim çetrefilli durum dediğim şey buydu. Eğer manipülasyon dediğin şeye girersen, bunu zaten seninle illüzyonda da tartışmıştık çok geniş bir şekilde. Buradaki belki birçok arkadaşla bunu konuştuk. Çok iyi sonuçların verdiği bir durum yok. İdeal olanın ne olduğu, yani ideal sanat diye bir felsefe var ya, ideal sanat yapıtı. Ben buna hiçbir zaman inanmamışımdır. Bunun ne olduğunu da açıkçası bir türlü kavrayamadım. Yani ideal heykel, ideal edebiyat yapıtı, ideal roman, ideal sinema, ideal müzik diye bir şey hiçbir zaman bende oturmadı ama sanat felsefesi biraz buna çok takıldı. Yani sanat tarihi, sanat estetiği belki çok takılmasa da sanat felsefesi bunu çok ön plana çıkardı. O yüzden de manipülasyon dediğimiz belki kötü bir laf bu ama başka da kullanacak bir terim bulamadık herhalde. Hep ters tepkiye ve kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Ben kendi adıma elitizmi eskisi kadar Tuğkak'a adlandırdığım bir konu değil elitizm. Özellikle belki Okan'a şimdi bir empati yapayım. Günümüzün toplumunda her anlamda üniversitesinde genç belli bir yaş grubunda diyelim orta yaşta, genç yaşta, şurada burada karşılaşılan kimi yine tırnak içinde, benim jargonumda değildir ama deformatif ögelerden Okan da sanıyorum sıkılıyor. Dolayısıyla bu sıkılmanın getirdiği bir yalnız hissetme durumu da oluyor. Ama bu yalnız hissetme durumunun ucu bucağı yok, sonu yok. Yani ben o yüzden de elitizm dediğimiz zaman işte belki Pareto'yu, Miles'ı çok Tuğkaka diye adlandırdık ama belki de kendi çevremizi, kendi beğenilerimizi paylaşacağımız bir grupla takılmak çok bir keyif olabilir. Ama o kadar. Yani zaten o yalnızlığı bir şekilde yaşayacağız. Dolayısıyla şunların tüketilmesi çok daha iyi olur ya da şunlara yönlenmeniz bu anlamda çok daha güzel olur tarzı bir şeyi çok doğru bulmuyorum. Bunun sonuç vereceğini düşünüyorum, inanmıyorum çünkü. Çok teşekkürler hocam, saygılar sunuyorum. Rica ederim. Teşekkürler Okan hocam sorunuz için. Gözde hocam söz almak ister. Buyurun hocam. Hocam merhabalar tekrar. Gözdeciğim merhaba. Neler sonra sizi gördüğüme çok mutluyum, inanın. Çok uzun zaman olmuş görüşmeyeli. Evet, çok teşekkürler, aynen. Çok teşekkürler hocam sunum için. Gerçekten çok değerli, alan için önemli katkıları olan bir sunumdu. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Yüksek lisans derslerimizde tarihsel müzikoloji dersimiz vardır, zorunlu dersimiz. Ve biz her sene o derse sizin müziğin tarihsel evrimi kitabınızdan belirli bölümleri okumakla başlarız. Tarih yazımına eleştirel bir bakış açısı getirirsiniz, biyografi yazımına getirirsiniz, öznerliği vurgularsınız. Bulamıyoruz biz o kitabı hocam. Bir şekilde fotokopilerle devam ettiriyoruz. Onu tekrardan gündeme getirmek, ele almak, bu bakış açısını tekrardan oraya evirmek niyetiniz var mı diye sormak istemiştim.
Bu çok güzel bir soru. Gözde sen nasıl Gözde dedi? Benim o kadar söyledim Gözde. kitabın yazılış örgüsü ne biraz değinmek gerekiyor. Bir program revizasyonu gerekiyordu bölümümüzde. Sevgili Gültekin Hoca'nın ölümünden sonra, daha doğrusu Gültekin Hoca'nın işte 1402 ile görevine son verdikten sonra bölümde çok ciddi bir boşluk oluştu ve o boşluğu doldurmak adına bir kaynak arayışına girdik ve biz sevgili Yetkin Özer'le beraber böyle bir olaya giriştik. Yani Yetkin işte hala bence bir başyapıt sayılan bilim perspektifinde müziği kaleme aldı. Ben müziğin tarihsel bilimini ve müzik ve politikayı aldım. Yetkin ardından da biliyorsunuz etnografiyi yazdı. Biz bu dört kitapla öğrencilerimizin en azından İngilizce kitapların peşinde koşturmaması, Türkçe'ye bir şey kazandırmak adına, ama tek hedefimiz öğrenciydi. Başka hiçbir amacımız yoktu. Fakat kitaplar hakikaten belki birçok alanda yararlı oldu. Yani bir kitap kendi okuyucusunu buldu derler ya. Yani buldu gerçekten. Akademisyenler tarafından da buldu. Onun için müzik tarihi yazmak dünyada bir insanın başına gelebilecek en korkunç olaylardan biri. Önünüzde bir okyanus var. Yani ne kadar iyi birisiniz bilin ama yazacağınız profili bilmiyorsunuz. Böyle bir lüksünüz yok. Öğrenci için mi yazacaksınız, akademisyen için mi yazacaksınız, bir sever için mi yazacaksınız? Bunu bilemediğiniz için de kara kara düşünüyorsunuz. Yani bir yerde organum geçiyor, anlatayım mı anlatmayayım? Bir yerde tablatür geçiyor, dipnot koyayım mı koymayayım mı? Bir yerde bir şey oluyor, kime göre, neye göre? Müthiş çetrefilli bir süreç. O yüzden editörümün bu konuda çok ciddi, artık böyle taciz boyutundaki ısrarları direkt direniyor. Yani çok ciddi bir şekilde direniyorum. Ama bir proje yapmıştım. Bunu da sağ olsun akademisyen dostlar su koyduğu için, yarı yolda bıraktığı için beni, İstanbul tayfası bu arada yarı yolda bırakanlar, dedikodu yapayım biraz, isim vermedim. O proje devre dışı kaldı. Aslında ha deyince 4 yıl içinde bu alana 4 yeni kitap kazandırabilecek bir projemiz vardı. Ama şimdilik rafa kalktı. Hem çok kolay hem çok zor bir şey. Tekrar edeyim. Kitap için söylediğin sözler için çok teşekkürler ama tekrar ele almak çok ciddi bir revize gerektiriyor. Şu anda ona inan öyle bir gücüm yok. Ama dediğin gibi kitap da yok. İlerleyen süreçte belki hocam. Umarım. Evet. Umarım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Gözde Hocam. Neslihan Hanım gördüm biraz önce söz almak istiyor diye. Burada mı acaba kendileri? Neslihan Hanım. Ben buradayım ama söz hakkı almak istememiştim. Yani elimi kaldırmadım. Burada çünkü öyle bir şey çıktı. Pardon o zaman. Şuradan hemen şey yapalım. Düzeni değiştireyim ve ben herkesi bir göreyim. El kaldıran var mı? Ona göre hareket edelim. Evet. Tekrardan. Nil Özalp söz almak ister. Buyurun Nil Hocam. Merhabalar Fırat Hocam, çok teşekkürler tekrar. Merhaba. Güzel sunumunuz için. Müziği nasıl dinliyoruz meselesi söz konusu olunca aklıma ilk gelen, sizden ilk defa duyduğum ve hayatımda çok önemli bir kavram, müziğe maruz kalmak meselesi var. Bir de hani zoraki dinlediğimiz müzik meselesi var. Bu konuda kaynak bulmak çok zor hocam. Sizin bir öneriniz var mıdır? Müziğe maruz kalmakla ilgili ulaşabileceğimiz kaynaklar. Bir de bu anlattıklarınız çerçevesinde bu konuda da söyleyecekleriniz var mı? Bunu sormak isterim. Bilemiyorum. Çok ilgilendiğim bir konu değil sonra ama bir öğrencim yüksek lisans tezi yaptı. Sitare, soyadını hatırlayamıyorum. Sitare Mekik. Evet, Sitare Mekik yüksek lisans tezi yaptı. Onun dışında bir bilgim yok. Ama Muzak'la ilgili biraz çalıştım. Barbaros'la beraber çalıştık Muzak'la ilgili. O konuda bilgi veririm ama bilemiyorum. Yani bu şu anda
Böyle bir şeye gerek var mı? Yok mu? O da çok geniş hacimli bir şey. Yani olayın çıkış noktası, olayın müziğin biçimlendirme şekli, düzenleme şekilleri ya da işte mağazaların gerçekten kendi markalı kimliklerini yaratmak üzere yaptığı kimi şeylerin çok anlamlı bulunması, bana göre çok anlamsız olması ya da gerçekten de müzik türünün alışveriş isteğini arttırma, rahatlatma adına ya da işte bir restoranda çalınan müziğin daha fazla oturma ve yemek yemeye zaman harcama, para harcama da etkin olup olmadığı konusunda çalışmalar var. Buna çok prim verdiğimi söyleyemem açıkçası. Ama var, epey çalışma var bu konuda. Ama şudur budur diye önerebileceğim bir çalışma yok. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Ben en çok hastanelerde müziğin kullanımı ile ilgili maruz kalma meselesi. Yani işte o oradan biraz şeye de giriyor. Müzik terapisi diye bir alan da var biliyorsunuz. O, açıkçası o konuda da pek şeyim yok. Yani oraya da biraz ne derler? Mesafeli baktım. Mesela. Evet. Teşekkür Teşekkür ediyorum. ederiz. Teşekkür ederiz. Tam da böyle hastane mevzusu geçince Haluk Berk bir mesaj yazmış hocam. Orada da demiş ki işte bir ara interneti kesilmiş, kaçırmış. Ama hastane müziği tekrar gündeme gelince bahsetmeden geçmeyeyim dedim diyor Haluk Berk. Hastane içinde yer alan asansörlerden birisinde Çin malı diye parantez açmış. Default Çin müziği çalıyor şeklinde bir not düşmüş. Evet, teşekkür ederiz. Bilmiyorum şu anda hala kopuk mu ya da şeyde mi hatta mı bilemiyorum. Haluk Yayında mısınız Haluk Bey? bir yayında herhalde. Yok neyse. Değil herhalde, evet. Haluk bir ortopedisttir. Ortopedi profesörü de benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun için onu belki en iyi bilen, en iyi anlayacak olan odur. Günün 8 saatini orada geçirdiği için. Bu benim dediğim gibi herkese göre farklı bir şey. Yani evime geldiğim zaman da asansöre bindiğimde çok rezil bir Hotel California ile Soldier of Fortune düzenlemeleri var. Yani gitar desen değil artık mandolin böyle bozması o müziğe maruz kalıyorum 7 kat boyunca. Bizim gibi insanlar için bu işkence ama çoğunluğa göre değil. Çünkü müziği duymak ayrı, dinlemek ayrı. Bu ikisi arasında çok önemli bir ayrım var. Yani Evet. birinde kulağınıza geliyor ama öbüründe dinliyorsunuz. Dolayısıyla asansöre binenlerin %99'u müziği duyuyor. Ama ben bindiğim zaman aa ne güzel bak yine işte Deep Purple çalıyor. Aa Eagles çalıyor falan diye dalga geçiyorum. Şeyimiz farklı, davranış şekillerimiz farklı. Sedat Çılgın söz almak ister. Buyur Sedat Hocam. Hocam merhabalar herkese, iyi bayramlar. Benim aslında sormaya çalışacağım soruyu becerebilecek miyim bilmiyorum. Çalgı eğitimiyle ilgili bir hususta hocam şuraya bağlayacağım. Biz çalgı eğitimlerinde özellikle Türk müziği çalgı eğitimlerinde tabii ki metodolojik olarak tampere sistem üzerine kura gelinen bir metot çalışmaları yani şu ana kadar yapılmış metot çalışmalarını ele alıyoruz. Fakat bu müziği dinleme kısmındaki sınıflandırmaları şöyle siz de söyleyince hocam kültürel, dinsel, yaş, mod bu kısımları fazlasıyla es geçtiğimizin farkına vardım ben. Yani acaba bu çalgı eğitimi kısmında havanda su mu dövülmektedir? Enstrümanın bu karakteristik yapısını veyahut da geçmişten günümüze kadar gelen yapısını ortaya koymak adına tamamen metotlar üzerinden ben bir değerlendirme yapıyorum. Çünkü ilk başta da güzel bir cümle kurdunuz. Akademinin halk içerisinde de yer alması, bir şeyler paylaşması kısmında. Benimkisi sadece bir şey hocam, sorudan daha çok acaba boşa sarf edilen bir çaba mıdır Türk müziği çalgılarında? Bu metot problemi vardır yıllardan beri. Burada da çok kıymetli hocalarım var, belki ekleme de yapacaklar bu konuyla ilgili. Fakat geri planda bırakılan bir şey diye düşünüyorum ben bu var olan işte kültürel, sınıfsal, dinsel gibi sınıflandırmada. Yani bu metotların akabinde ortaya başka şeyler çıkıyor. Yani
anlaşılamamış bir enstrüman çıkabiliyor bazen ya da biz de bazen bu değerlendirmeyi yapabiliyoruz. Yani böyle bağlama mı çalınır ya da işte bağlamada bazı şeyler eksik bırakılmış ya da çok hızlı bağlama çalınıyor. Aslında bağlama bu değildir gibi vesaire vesaire bir sürü söylemler de vardır. Ben bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum hocam. Teşekkürler Sedat. Selamlar. Bu arada. Merhaba hocam. Şimdi sen bunları söylediğin anda ben kalemi aldım, başladım yazmaya. Etüt, ustalık, motamot çalma, notaya bağlı çalma, doğa çalma, tavır. Bir sürü şey yazdım. Onun için belki şöyle bir şeyle girmek gerekiyor. Yıllar önce konservatuvarda bir seminer vermiştim. Adı Piyanoyu Tanıyalım. Hayatımın en komik semineriydi bu. Çünkü karşımda onlarca piyanist vardı. Yani hepsi alanında çok yetkin insanlardı. Ben daha çok öğrencilere yönelik şeyler yapmamı istedi. Ben de şunu sormuştum. Bunu niye ben anlatıyorum? Yani piyanoyu tanıyalım gibi benim gibi bir amatör piyanist neden sizin gibi profesyonellerin de piyanoyu anlatıyor diye. Şimdi boşa kürek çekmek diye bir şey yok tabii ama doğrusunun ne olduğu konusu bence biraz bireysel bir tavırdır. Yani hocanın ustalığına, hocanın tavrına, hocanın yorumuna, hocanın öğrenci yeteneğine ve kendi getireceği çalacağı şeye katkısı gibi şeyler çok önemli. Burada nota yani kağıttan aktarılan şey tek başına bir şey vermiyor. Çünkü Rönesans'tan beri müziğin notaya alınması ve notaya bağlı olarak çalınması çok garip bir dönemden geçiyor. Yani 550 yıllık bir dönemden bahsediyoruz ve özellikle romantik döneme kadar bu bir çalgı öğretme adına ama romantik dönemde performans öğretmek adına oluşturulan bir şey. Yani etüdün romantik dönemde çıkmasının ana nedeni bu. Liszt'in etütlerinin bir başyapıt olarak romantik dönem konser salonlarında çalınmasının nedeni bu. Yani performansa dayalı bir öğretmeden öte bir virtüözite gerekiyor. Onun için öğrenciye vereceğin çalgı eğitiminde de burada bence tümüyle top sende. Burada birçok değişken var ama bir standartizasyon gerekiyor mu diye sorarsan bana göre çok zor. Bunu her zaman olduğu gibi belki o zaman da şeye girmemiz lazım. Türkiye'de çalgı eğitiminde işte hoca sorunları ya da okulların ekol diyelim, ekollerin sorunları gibi bir şeye kadar gidebilir. Bu da çok defilli bir konu yani. Evet hocam. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz Rica Seda. ederim. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Teşekkürler hocam. Bu arada hocam testten de takip edenler var. Ve bir soru var oradan. Yusuf Dumlupınar tarafından soru. Şöyle der. Değerli hocam, teşekkürler bu çok ufuk açıcı sunumunuz için. Sorum şöyle. Müzik ile dinleme arasındaki ilişkiyi dinleyici ile icracı arasındaki mental ve entelektüel davranışların bir sonucu olarak nitelersek, hala klasik müziğin evrensel, makam müziğinin ise modası geçmiş bir gelenek olduğuna inananlara diyecek bir sözünüz var mıdır? Duymak isterim demiş. Yoktur. Ne güzel. Bu soruya bayıldım. Yoktur. Peki, teşekkür ediyorum. Bunu bir almasın, bir umursama olarak almasın. Sorular, bilmiyorum konudan kaynaklanan bir şey mi ama hep böyle geniş hacimli sorular olarak devriliyor. Çok basit bir örnek. Glenn Gould bir gün konser vermeyi bırakıyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü dinleyiciyle birebir ilişki şansım artık kalmadı. Ortadan kalktı diyor. Yani Yusuf'un aslında sorduğu soru buradan yola çıkarak değerlendirilecek bir şey. Konser salonunda oturan dinleyiciyle o ortam yani benim çaldığım yerle her dinleyicinin oturduğu yerlerin farklı olmasından dolayı birebir bir ilişki ortadan kalkıyor. Yani benim çaldığım şeyi herkes aynı şekilde dinlemiyor. Bu yüzden de artık sadece kayıtla seslenmeyeceğim diyor. Ama Gould'un unuttuğu bir şey var. Es geçtiği. Gould'un yaptığı kayıtları da herkes farklı ekipmanlarla dinliyor. Yani kimi evinde 70'lerin işte kıytırık şaplonans teypleriyle dinliyor. Kimisi Technics ekiplerle ya da elektrostatik kulaklıklarla dinliyor. Dolayısıyla birebir ilişki zaten böyle bir durum yok. Ama bir müzik türüne modası geçmiş olarak değerlendirmek
asla ve asla doğru değil. Modası geçmiş denebilir tabii ki. O biraz popülerlik anlamında denebilir. Yani dersiniz ki ya artık işte şöyle bir tür var mı ki? Ne bileyim işte hard rock artık yaşıyor mu der biri. Ya da artık hard rock yok der, metal var der, ska var der, şu var bilmem ne. Kimine göre bu hala yaşıyor. O yüzden de bunu bir demodelik ya da köhnemişlik ya da eskide kalmışlık olarak değerlendirmek tabii ki doğru değil. Ama müziğin evrenselliği muhabbetine girmeyelim. O eyvah yani o hakikaten benim çok bıktığım artık dilimde tüy bitecek bir şey. Ona ne olur girmeyelim. Mümkünse girmeyelim yani. Peki teşekkür ederiz hocam. Aslında siz sunum yaparken bazı sorulara cevap verirken hep böyle benim de aklımda böyle bölük pörçük ama birleştirmeye çalışıyorum. Sorular böyle dolanıyor. Özellikle de şey dediniz hocam, hani daha önce elit kesimi biraz daha şeydim, hani elitizme karşı biraz daha tepkiliydim ama şu an pek de öyle değilim gibi bir ifade kullandınız. Cümle arasında. Hani sanıyorum bu elitizmi faşizmi diye tanımlamayı sanırım bundan birkaç yıl öncesinde kullandığınızdaki o düşüncenizle şu an biraz farklınız var mı? Var gibi. Çok var diyemiyorum ama var gibi. Az önce sevgili Okan'ın sorusunu yanıtlarken biraz buna değindim. Bir şeyimiz var. Bir yalnızlığımız var. Gittikçe yalnızlaşıyoruz. Gittikçe bir entelektüel ortam arayışı içindeyiz. Bunun özlemi içindeyiz. O yüzden de hep eskiye dayanıyoruz. Eski dostluklara, eski sanat yapıtlarına, eski müziklere dayanmamızın, eski okuyan kitle diyoruz, eski öğrenci diyoruz. Her şeyde eski dememiz aslında belki biraz dediğim gibi salakça. Ama buradaki özlem de o demin belirttiğim işte elitist yargıya biraz dayandırılıyor ne olursa olsun. Yani işte Fredo nerede bu entelektüeller diye kitap yazıyor ve Amerika'daki üniversite yönetimlerinin tümüyle bir ticarethaneye döndüğünü söylüyor. Kitap okumayı öğrencisine artık aşılamaktan vazgeçen bir öğretim üyesi kitlesi olduğundan bahsediyor. Eğer bu olay Amerika'daysa işte biz ne yapalım diye bir derdimiz var. Az önce bahsettiğim gibi işte Martin Fransızlara özeniyor. Ben İngilizlere özeniyorum. O bilmem nereye özeniyor vesaire gibi bir durumumuz var. O yüzden yaşadığımız bence yalnızlığın getirdiği bir şeyi ben nasıl bu anlamda bunun üstesinden geliyorum derseniz işte dün akşam çok sevdiğim bir ressam dostumla yarım saatlik bir muhabbetle belki kapatıyorum ya da o kirlilik olarak adlandırabileceğim bir şeylere maruz kalmayı da deliler gibi müzik dinleyerek kapatıyorum. O yüzden çok uzun zamandır yapmadığım şeye tekrar geri döndüm. Klasik müzik dinlemeye başladım. Sanıyorum öyle bir arayış ya da çok tipik bir şekilde yaş da diyebilirsiniz. Bu da çok doğal bir şey. Ama geri dönmelerim yaşamımın bu dönemlerinde çok sık karşıma çıkan bir olay. Bunu da işte akademisyeniz ya, kuramsal bir şeyi oturtacağız illa. Böyle bir şeyimiz var tabii. Onun için de ya o kadar da kötü bir şey değilmiş diye adlandırabiliyorum. O yüzden de belki işte Schopenhauer okumalarına ya da Nietzsche okumalarına gidip 20. yüzyıl bestecilerinin o yakarışlarına tekrar bir geri dönüp onlara tekrar dinleyip böyle bir arınma gibi ya da avunma gibi, ikisi de aslında bu şey için geçerli. Böyle bir durumum oluyor. Bir nevi şey gibi diyebilir miyiz hocam? Hani bir ara konuşurken İllüzyon kitabı sürecinde konuşurken de böyle bir şey diskografilerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Halil Bedi Yönetkin'in yazmış olduğu dinlenilmesi gereken müzikler diye. Ama bir kesimce eleştirilen ama şu an mesela şu cümleleriniz akabinde evet öyle de bir yönlendirme yapılmalı noktasına geliyor musunuz sanki? Gelmiyorum. Yani az önce Okan Hoca'ya söylediğim şey. Ama Halil Bedi'nin o zaman şunlar dinlenmeli dediği listenin bugün onunla birini dinlesek boş verin şeyi. Yani halktan ya da müzik severlerden bahsetmiyorum. Akademisyenler dinlese öğrenciye çok daha iyi bir eğitim veririz. Ondan eminim. Onda birini dinlesek. Hadi 20'de 1'e
kadar düşeyim yani, oranı azaltayım. Çünkü o dönemin kadrosunun gerçi Halil Bedi Yönetken'in, bilmiyorum o dönemki makalelerini okuyan var mı aranızda? Vardır eminim. Evet. Tabii. Nasıl ya diye bir durursunuz eminim. Gerçekten mi? Yani bu dönemlerde Halil Bedi bunları yazıyor ve bizim anlamamızı falan mı bekliyor? Ya da insanların eyvallah demesini bekliyor. Sene 1950-60, 60'ta Opus'ta yazdığı makaleleri bence burada bulunan bütün hoca tayfasının okuması ve öğrencilerine derslerde bunu anlatması gerekiyor. Çünkü çok net bir tepki ve çok basit bir tepki, kaba bir jargon kusura bakmayın ama nasıl ya? Bu kadar basit. Bu soruyu soracaksınız yani. Kesinlikle haklısınız. O her dönem kendi içinde değerlendirme kesilere çıkarsak o döneme göre o dönemin şartlarına göre yazılmış bana göre devrim niteliğinde makaleler ve edilmiş kelamlar, sözler diyebiliriz. Evet ama işte, oradan işte Okan Hoca'nın dediğine geleceğiz birazdan. Neyi arıyoruz? Neyin özlemini yaşıyoruz? Evet. Evet. Eski akademisyenleri arıyor muyuz? Arıyoruz. Eski öğrenciyi arıyor muyuz? Yani hep eskiyi arıyoruz. Bu kadar basit. Niye aradığımızın da bence suçlusu biz değiliz ya. Yani böyle bir özlem içine girdiysek bir sorun var demek anlamına geliyor. Kesinlikle. Ben durduk yere niye hep eski akademisyenler, eski hocalar, eski yayınlar falan diyeyim ki yani. Çok mantıklı değil aslında. Teşekkür ederim. Evet, bu arada soru sormak isteyenler görüyorum. Caner Bektaş, değil mi? Evet, yanılmıyorsam. Burada mısınız? Buradayım, sesim geliyor mu? Geliyor, buyurun. Merhabalar. Hocam çok teşekkür ediyorum herkese bu arada. Merhabalar. Hocam ben sizin çalışmalarınızı takip etmiştim. Müzik ve politikayı da okumuştum lisanstayken. Aslında benim bir anlamda da Türkiye üzerinden bir şey sormak istiyorum ben. Biz müzik ve politika deyince hep 1923 ile 1950 arasında bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Yani ve genellikle çalışmalara baktığımızda da o eksende ilerlediğini görüyoruz. Ancak bugüne döndüğümüzde 2000 sonrasında ya da 90'ların ortasında, 90'lar sonrasında bir müzik politikasından bahsedebilir miyiz? Bugünün müzik politikası nedir? Varsa nasıl yönlendirilmekte? Ben aslında size bunu soracaktım. Şimdi Caner, müzik ve politika ayrı, müziğin politikası ayrı yani. Müziğin politikası, evet. Onlar ayrı şeyler. Müziğin politikası diyebileceğimiz şey, dediğim gibi 1923 demeyelim, belki 28-36 diyelim. Yani o tarihi sen çok uzattın ama bana göre 28-36 arasıdır. Hatta çok radikal bir şekilde 38 de diyebiliriz. Belki Atatürk'ün ölümünden sonra bazı şeylerin, bazı kuramcılarda, bestecilerde, yazarlarda daha rahat isteklerini söyleyebilme gibi bir durum olduğu için ben onu 38'de diyebilirim aslında. Ama 57'de neden söylüyoruz? Bir cumhuriyet döneminin kapanması olarak ya da işte halk evlerinin kapanması. Çünkü halk evlerinin biliyorsundur bu müziğin politikası anlamında devlet eliyle yönlendirilen politikada etkin bir yeri olduğuna inanıldı. Yani kitle eğitimine çok önem verdiği için ideoloji, bu kitle eğitiminin de kendince yapılması gerektiğini, işte Halil Bedi de zaten bu anlamda kitle eğitimine okey diyen ve bu konuda çalışmalar yapan biriydi. Günümüzde müziğin politikası var mı sorusu çok kapsamlı bir soru aslında. Yani ben burada en büyük eleştiriyi belki eğitim kurumlarına getireceğim yine. Çünkü kitle eğitimi konusunda bir şey yapılıp yapılmadığını işte az önce Okan Hoca'ya söyledim zaten, bir manipülasyon durumunun olamayacağını söylüyorum. Bu manipülasyon durumunun zaten kime ve neye göre olacağı çok belirsiz bir şey. O yüzden eğitim, yani müzik eğitimi veren kurumların bu konudaki doğru bir politikası olmamasından zaten belki yola çıkmak gerekiyor. Ama devlet politikası diyeceğimiz şeyde de belki 80'lerden bu yana yine o çok hoşuma gitmeyen deformatif yaklaşım diyebileceğim ama aslında doğru bir laf değil, dediğim gibi şeyler gündeme gelebilir. Yani müziğe nasıl bir müziği nasıl algıladığı yönetimlerin ya da işte müzisyen kimliğine ya da müzik eğitimi veren kurumları nasıl algıladığı konusunda yapılacak çalışmalar olabilir. Pek ilgimi çekmiyor açıkçası. Epeydir bu konularda bir şey yapmıyorum ama
izler kitle önemli. Yani eğer şunu soracaksan, bugün müzik ve politika konusu yapılacak çalışma var mı? Çok var. Yani bana sorarsan işte hep solla atfedilir müzik ve politika. Sağında kendine özgü bir söylemi var. İşte İslami pop diye ortaya çıkan ya da işte gündelik de işte yeşil pop diye adlandırılan sağın da bir kimliği var çünkü. Sağ ve sol müziklerin en azından ideolojik anlamda bir söylem ortaklığı, müzik anlamında, ezgisi anlamında bir söylem ortaklığı olduğunu görüyoruz. Bunun kesinlikle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Tam da dediğiniz gibi hocam, günümüzde var mı noktasında hocam var dedi ki 2018'de hocamın bilim kurulu başkanlığı yaptığı sempozyumda da ne kadar farklı boyutlarla hala yani günümüzde de tartışıldığı ve işlenebildiğinin görmüş olduk o sempozyumda da. Merak edenler yine derneğimizin sayfasında o sempozyumun tam metin kitabını da edinebilirler, okuyabilirler. Bu arada Güneş hocam söz almak ister. Buyurun hocam. Merhabalar. Merhabalar hocam. Aslında şöyle bir söz alıp geri çekmiştim ama. Değil mi? Olsun yine de söz almış olayım madem aldık. Evet. Murat hocam çok keyifli bir sunumdu. Çok teşekkür ederim her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim. Konuşurken bu akademisyenler dinlese keşke dediniz de orada söze girecektim. Onun için geri aldım sözümü. Çünkü dinlerken şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi biz akademide özellikle bu eleştirel müzikoloji, kültürel müzikoloji, müzik sosyolojisi falan konservatuvarlara çok yoğun olarak girince şimdi bu söylem eleştirisi boyutu çok fazla ön plana çıktı gibi geliyor bana son dönemde. Şimdi sizin sunum müzik dinleme üzerineydi. Yani yeniden bize sanki müziğin öncelikle ses dünyasına, işitsel kültüre ait bir şey olduğunu yeniden hatırlattı. Acaba yani akademide şöyle bir şey görüyor musunuz siz de? Yani ben konservatuvarın dışından gelen, konservatuvar camiasının dışından gelen bir sosyolog olarak mesela şunu çok şaşırarak görmüştüm. Konservatuvar camiası çok az müzik dinliyor. Bilmiyorum bu gözlemime katılır mısınız? Yani müzik sonuçta işitsel kültür alanına dahil bir şey ama işin okuma kısmı, yazma kısmı, analiz kısmı, dinleme kısmının önüne geçmiş. Acaba bu müziğin bu görsel kültürle işitsel kültür arasındaki gerilime izin veren bu bulanık müphem yapısının bunda etkisi var mı sizce? Ya bence dinlemekle başlıyor. Yani popüler müzik üzerine kitap yazıyor ya da bir makale yazıyor biliyorum yani işte bir arkadaş. Ama Buffalo Springfield desem bilmiyor. Yani evet. bu bana göre korkunç bir şey. Böyle bir şey olmaz, yanlış. Şimdi belki biraz gitar çalmak, biraz piyano çalmak ya da zamanında pop müzik yapmak, işte bir grup olmak böyle bir şey için ya da müzikolojide doçentlik almak, profesörlük almak, doktora yapmak bunu yazmak için yeterli mi? Asla ve asla yetmez. Yani şu dinleme edimini bitirdikten sonra ancak işin kuramını da yapıp birleştirip böyle bir şeye kalkışmak gerekiyor. Şimdi sen Buffalo Springfield'i bilmiyorsun, The Bird'i bilmiyorsun, The Band'i bilmiyorsun. Ondan sonra Adorno'dan bahsediyorsun. Geçmiş olsun. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Ben buna inanmıyorum ve bunu çok ağır bir şekilde eleştiriyorum. Yani 4 tane kaynakla tamam yorumlar doğru. Okey. Ya da okunan şeyler çok iyi anlaşılmış. Kendince belki bir model geliştirmişsin. Türkiye ile bağlamışsın. Ona da bir itirazım yok. Ama ya The Band'den Wait'i dinledin mi dediğim zaman o kim dersen yok öyle bir şey. Yani eğer senin popüler müzik dağının Zeppelin, Deep Purple, Beatles, Queen ise tekrar geçmiş olsun diyorum. Öyle bir şey yok. Ya da işte Türkiye'de popüler müzik dendiğinde işte Kanto'dan başlıyoruz günümüze. O da öyle bir şey yok. Ne kadarını biliyorsun dinliyorsun. Bunu çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Konservatörlerin müzik dinlememe durumuna dediğin şey kesinlikle katılıyorum. Orada da buna benzer sorunlar var. Ama onlara da şöyle bir ne derler bir moda değişti empati yapıyorum. Altından kalkmaları gereken bir atıyorum bir konçerto var ya da bir sonat var. Yani biz bir metin üzerine çalışıyoruz, metin analizi yapıyoruz, metin çözüyoruz. Kendimiz bir metin oluşturuyoruz, bir kuram ortaya koyuyoruz.
onlar da devasa bir yapıtı, işte 45 dakika süren bir yapıtı çözümlemek zorundalar. O yüzden de belki dinleme kısmı ya da okuma kısmının eksik kalmasının nedeni o diyeyim. Biraz iyimser şey yapayım yani. Burada şu anda herkes dinliyor ya, o yüzden de bu kadar da bırakayım. Ama dinleme çok önemli. Bunu eksik bırakıyoruz. Dinlemiyoruz. O yüzden de bu dinlememe durumu metinlere çok yansıyor. Kitaplara da yansıyor, makalelere de yansıyor. Feci şekilde yansıyor. Bir cümle daha söyleyebilir miyim hocam bununla ilgili? Evet. Buyurun hocam. Yani hocam bir de şöyle bir durum yok mu? Yani sanatla ilgili kurumlar öncelikle motivasyon olarak bir sanat sevgisine sanki dayanmalı gibi geliyor bana. Yani böyle ardında bir motivasyon olmadan, bir sevgi olmadan bu işi sürdürmek çok zor. En son aklıma şu geliyor. Zadie Smith'in Güzellik Üzerine diye bir romanı vardı. Orada bir Rembrandt uzmanı vardı. Yani adam ömrünü Rembrandt'a adamış ama Rembrandt'tan nefret ediyor. Sadece onun ardındaki ideolojiyi, patronaj ilişkilerini falan analiz ediyor. Ama o resimdeki işte güzelliği görmekten aciz veya bıkmış. Müzik camiasında da bazen benzer bir şeye rastlıyorum. Yani müzik sonuçta güzellikle ilgili bir şey. Katılıyor. Ama oradaki söyleme eleştirmekten, ideolojiyi eleştirmekten müzikle estetik bir ilişki kurmayı sanki unutuyoruz belki zaman zaman. Katılıyorum. Ben bunu birebir Beethoven'da yaşadım. Çünkü yıllar sonra işte önümü aldığım zaman kat etmem gereken çok dehşet bir süreç vardı. Yani diskografiyi tamamlamam lazım. Beethoven üzerine konuşuyorsunuz. Yani Opus 123'ü dinlemediniz. Öyle bir şey yok. Dinleyeceksiniz. Evet. Ki Beethoven'ın ölümünden bir yıl önce ne yaşadığını ancak o zaman anlayabilirsiniz. Yani bunu yaşamam gerekiyor. İşte İmparator'u bin kez dinlemişimdir. Hayır. Tekrar dinlemek zorundasınız. Evet. Çünkü önünüzde bir besteciyi anlama çabanız var. Bu ne kadar sağlıklı ya da ne kadar mantıklı bilemiyorum. Yani ya da ne kadar doğru hedefe ulaşabilir. Ama eğer 1827 yılında ölen bir adamı ya da senin çok sevdiğin bir adamı anlamaya, tekrar keşfetmeye oturuyorsanız, bu çok iddialı uğraş içinde harcamanız gereken emeğin ya da kat etmeniz gereken yolun çok uzun olduğunu anlıyorsunuz. Ve birdenbire İmparator'un ağır bölümü bana bambaşka bir şekilde gelmeye başlıyor. Bunu Shostakovich söylüyor zaten. Bach envansiyon dinlerdim çok severek diyor. Geçenlerde bir dinledim diyor. Ne envansiyonu, rezil bir şeymiş bu diyor. Şimdi bunu Shostakovich söylüyorsa ya da ben 30 yıl önce bu ne dediğim şeyi birdenbire çok severek dinlemeye başlıyorsam, İşte bu dinleme edebinin ne kadar garip bir şey olduğunu, aslında güzel diyoruz, şöyle diyor ama bir yerde de kendine özgü bir garipliği de var. Parametrelerinin çok fazla olmasından kaynaklanan bir olay. O yüzden herkesin dinleme uğraşı, dinleme biçimi bu anlamda çok farklılaşıyor. Bu da çok doğal. Ama ne olur, bir şey konuştuğumuz zaman, yazdığımız zaman o dinlensin ya. Yani bu kadar basit. Yani Beethoven üzerine yazıyorsanız dinleyeceksiniz. Yani Beethoven yay dörtleri dinlemek kolay bir şey değil. Herkesin de harcı değil. Bazen de ağlıyorsunuz hüngür hüngür. Yani tıpkı benim müzik ve politika yazarken grup yorumu ağlaya ağlaya dinlemem gibi bir şey yani. Ama bütün hepsini dinlemek zorundasın. Bu kadar basit. Nedir? Dertleri nedir adamların? Söylemleri nedir? Bu kadar basit. Teşekkür ederiz Güneş Hocam. Ben teşekkür ederim Fırat Hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler Onur Hocam. Hocam Aslı Galioğlu mesajlar kısmından yazmışlar. Onu hemen iletmek isterim size. Hocam sunumunuz için teşekkürler. Batı Sanat Müziği'nin yüzyıllar içinde değişen bir tını veya zamansal farklılıklarına baktığımızda şu anki entelektüel bakışta dinleme edimini nereye yerleştiririz? Elitizm kavramına bu anlamda ne derece oturabiliriz acaba? Aslında Özlem Hocam konuya girdi ama elitist kavramının zaman içindeki değişkenliğine de dokunabilir miyiz minvalinde sormak istemiştim der Aslı Galioğlu. Aslı sanıyorum yıllarca ona sorduğum soruların bir intikamını alıyor. yani sınavlarda olsun, çalışmalarında olsun, öyle bir intikam, çok geniş kapsamlı bir şey bu. Yani izler kitle devreye girecek, besteci tavrı da devreye girecek. Onun için karşımızda 550 yıllık bir dönemden bahsediyoruz.
Onun için dinleyici boyutunda nereye oturtuyoruzdan isterse alayım. Yani tınıdan, çünkü girersek çıkamam. Yani ben girersek, yani ben ona girersem eğer Gözde kayıt cihazını atsın, yeni bir müziğin tahsili birimin notu olacak bu çünkü. O biraz zor. Ama dinleyici nereye oturuyor diye bir soruyu sorarsa en basitinden şunu söyleyebilirim. Dinleyici felaket muhafazakar bir dinleyici. Yani Batı sanat müziğinin bu işte 900 yıllardan beri gösterdiği, ilk 300 yılı saymayalım ama 1300'lerden beri çok dinamik bir süreç geçirdi. Bu dinamik süreçte her şey değişti ama değişmeyen tek şey dinleyici kaldı. Dolayısıyla bu muhafazakar yapının nedenini araştırmak gerekir, çözmek gerekir. Aslında basit, çözülür. Yani nedir o çözülecek şey? Dinleyici beğendiği bir şeye sarılıyor sıkı sıkıya ve onu dinlemek istiyor. Yani işte konserlere gittiği zaman onun çalmasını istiyor. CD'lerde sürekli onu çalıyor. Radyoda istekte bulunduğu zaman onu istiyor. O muhafazakarlık var. Yani barok ve klasik dönemin ötesine geçemiyor. Romantik dönemden de hoşlandığını söyler ama pek ne bileyim liste falan kalır sanmıyorum. Böyle bir Wagner'e falan ulaşabilecek bir dinleyici yok. Bu yüzden dinleyicinin muhafazakarlığı daha da artacak, onu söyleyeyim. Yani 20. yüzyıl belki bu anlamda bir umuttu. Aslında normali dinleyicinin bir şeyler keşfetmesi için uğraş vermesi. Yani ben hala niye Beethoven İmparatoru dinliyorum? Ne bileyim, Shostakovich'in Jazz Suite'ini keşfedeyim ya da işte Stockhausen'in rastlamsal müzik üzerine yaptığı 10 bölümlük piyano sonatını dinleyeyim. Ya da Berio'nun Visage'ını dinleyeyim ya da Kagel'in, Cage'in yapıtlarını dinleyeyim. Bir şey, bir merak olsun, bir sürpriz olsun. Ama bu merak dinleyicide yok. Daha doğrusu bu merakı reddediyor. Bunu da gerek tonalitenin getirdiği alışkanlık deyin, aşinalık diye adlandırıyoruz daha doğrusu. İşte tonalitenin fiziksel bir şey mi olduğu ya da kültürel bir şey mi olduğu muhabbeti devreye girer ve dediğim gibi işin içinden çıkılmaz ama dinleyicinin muhafazakarlığı burada devreye alınması gereken temel nokta o. Teşekkür ederiz Aslı Hocam. Sanırım soru yok. Ben son bir şey söylemek isterim hocam. Bu müziğin anlamlandırma veya anlama konusunda özellikle yıllar önce bu David Huron'un çalışmaları dikkatimi çekmişti. Bu sadness müzikle alakalı olarak. Yani hüzünlü müziğin bazı toplumlar için zevkle dinlenilen ama bazı toplumlar için tercih edilmeyen, yani müziği anlamlandırma noktasında kültürler arası farklılığın aslında böyle çok direkt yansıdığı tanımlama diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili hüzünlü müzik içeriğiyle alakalı nasıl bir model önermeniz olabilir söyledikleriniz paralelinde? Nasıl bir model önerirsiniz? Şimdi müzik psikolojisi bu konuda çalışmalar yapıyor. Bu arada benim onu çok sık vurgularım, onaylamadığım çalışmalar. Yani dizayn açısından yanlış, uyaran açısından yanlış. Ama şöyle bir soru var. Bir müzik yapıtını dinliyoruz, bizi çok etkileyen. Hüngür hüngür ağlıyoruz. Ertesi gün bir daha dinliyoruz, bir daha ağlıyoruz. Arabada dinliyoruz, tekrar ağlıyoruz. Dolayısıyla bu katartik bir durum mu yoksa mazoşist bir eğilim mi? Çünkü sizi rahatlatan bir şey. Size işte Hans Dick'ten ya da Grosje'den ya da Vicentino'dan yüzyıllar öncesinden gelen bir şekilde sizi rahatlatması mı bu? Yoksa sizin yaşadığınız bir olayla ilgili sizde bir takım çağrışımların yansıması ve onu yaşamak istemenizden kaynaklanan bir olay mı? İşte nedir? Çocuk sevgilisinden ayrılmıştır. O tümüyle o parça onunla bağlantılı bir şeydir. Ne bileyim benim işte kuzenim öldüğünde Sting'in Fields of Gold'u çalıyordu. Ben uzun yıllar Fields of Gold dinleyemedim. Çünkü çağrıştığı şey çok basitti. Yani haber aldığımda bu çalıyordu gibi. Ya da işte birinden ayrıldığında o çaldığı için. Ya da çok keyifli bir anda belki o müzik çalıyordu. O yüzden
İlla işte bu hüzünlü dediğimiz sadece söze bağlı değil. Yani BPM açısından düşük ya da küçük çalgı grupları ve çalınan müzikler de bu sınıfa sokulabiliyor. İşte Arnione Adagio bir anlam yüklemeniz gerekmiyor. Ya da Bach Sol minör Arya bir anlam yüklemeniz gerekmiyor. Ama ona da isterseniz bir anlam yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla işin katartik boyutu mu yoksa hakikaten işin mazoşist boyutu mu, normalde ağladığınız bir müziği artık bırakmanız gerekiyor, dinlememeniz gerekiyor. Ama bu konuda işte Fried'in de bir makalesi vardı. Adını unuttum şimdi. Shore olabilir. Onun da bir çalışması vardı. Yani neden bizi üzen müzikleri dinlemeyi sürdürüyoruz diye çok hoş bir makaleydi. Bence yine birçok parametrenin varlığı söz konusu. Yani bizim yaşadıklarımızı ve kimliğimizle ilgili şeyler devreye giriyor. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Şimdi sanırım başka söz almak isteyen yok gibi. Şu an dikkatimi çekmedi baktım ama. Tekrar sorayım. Söz almak isteyen var mı değerli konuklarımız? Yusuf Dumlupınar. Buyurun beyefendi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Buyurun. Fırat ustama diyelim artık hocama çok saygılarımı iletiyorum. Ben ilk defa burada yani kendisiyle tanışma imkanım oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yapan görme engelli bir, yani kör bir akademisyenim. Şimdi sorum şöyle. Müziği kusura bakmayın, heyecanlıyım. Müziği kimliklerin ve davranışların çatıştırıldığı bir eylem alanı, etkileşim alanı olarak tanımlarsak, size göre müziğin yaratıcı tarafından, bestecilik tarafından mısınız yoksa icracılık tarafından mısınız? Yani bir müziğin bu tanıma göre bestecilik kurgusu mu yoksa o bestenin aslında icrası ve buna bağlı olarak tabii eğitim fenomeni de bu işin içine giriyor. Bir sürü şey giriyor ama siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Sevgili Yusuf, doğru mu anladım? Önce onu bir şey diyeyim, çok net değildi çünkü. Evet. Yani besteci müziğini yaratıyor ama evet, ondan sonra onun bilgisi dahilinde de haricinde müzik performe ediliyor, seslendiriliyor. Evet. Dolayısıyla ben buna nasıl bakıyorum bu? Evet. Bunun yani bir kimlikleri, yani tanımıma göre kimlik ve davranışların çatışmasını sembolize eden eylem ve etkileşim alanına nasıl bir katkı yaptığını düşünüyorsunuz? Bu tümüyle dediğim gibi belki işte az önce bazı konuşmada bahsettim. Gerçi bir performansı çok katı bir şekilde eleştirebiliyoruz ya. Bu böyle çalınmaz diyoruz söz gelimi. Evet. Bu böyle çalınmaz çok bencilce bir yaklaşım ama bir görüşümüz gayet tabii ki olacak. Şimdi bu böyle çalınmaz muhabbeti söz gelimi bir barok trio sonatının, üçlü sonatının nasıl çalınacağı konusunda kim nasıl ahkam kesebilir? Yani Bach'a mı gideceğiz? 30 kişi için bir kantat yazmış. Günümüzde 150 kişi seslendiriliyor kantatı. Yani o Bach, evet, şimdi bir dinlese bugün bunu ben yazmadım diyecek. Çok basit. Yani evet. Bu benim yazdığım bir şey değil. Çünkü açık havada bir kafede, adı üstünde zaten kahve kantatı diye geçen bir yapıttır bu. Ya da işte Mahler 1000 kişinin seslendirildiği bir senfoni yazıyor. Şimdi bunu 100 kişilik bir senfoni ya da 30 kişilik bir oda orkestrası seslendirdiği zaman ortamıza darmadağın bir şey çıkıyor. Romantik dönem bestecisi bu yüzden bestecinin asıl kimlik olduğu için, yani bunu yaratandır, buradaki bir numaralı isim benim gibi bir egoyla, ki haklı bir egoyla, karışmayın yoruma dedi. Ben ne istersen bunu yapacaksınız ve notasının üstünde, eserin üstünde her şeyi yazdı. Yani deliler gibi yazdı. Neredeyse her noktaya bir işaret koydu. O yüzden romantik dönem yazımına baktığınız zaman en az nota kadar sözcük görürsünüz ve işaret görürsünüz. Yani bir dizekte işte 8 kelime vardır. İşaret ötesi, işte puantork vardır, crescendo vardır, decrescendo vardır. Böyle bir satırda
50 tane şeyi sığdırdığını görürsünüz. Ben böyle istiyorum diyor adam. O yüzden performansçı bunun dışına çıktığı zaman da çıldırıyor. Bu müziğin seslendirme geleneğiyle ilgili bir olaydır. Klasik dönemde böyle bir şey yoktu. Yani elini uzatıyor şef, ver diyor, Mozart'ı alıyor, parçalıyor, bitiyor olay. Çünkü orada esas olan şef. Ama romantik dönemde esas olan besteci. 20. yüzyılda tekrar devam ediyor bu, ne diyeyim, besteci hegemonyası. Elektronik müzik bunu getiriyor. Bunu böyle çalacaksın kardeşim. Sana izin vermiyor. Yani müziği hem ben yapıyorum hem de ben seslendireceğim demesinin nedeni o. Ama bu çatışma dediğin gibi klasik dönemde ve romantik dönemde fazlasıyla oldu. Günümüzde yok mu? Bence hala var ama performansın yorumu üzerine belki bir konser eleştirisi anlamında var bu çatışma. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim, kolay gelsin, başarılar. Evet, sağ olun. Evet, sorularımız burada noktalıyorum. Ben tüm katılımcılarımızdan bir 10 dakikalarını daha bize ayırmalarını çok rica edeceğim. Malum bu zamana kadar bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz her birinize. Bugün malum biliyorsunuz bu seminer, webinar diyeyim serisini biz... 4. kuruluş yıl dönümümüz nedeniyle organize etmiştik. Ve bugün 16 Mayıs. 16 Mayıs resmi kuruluş yıl dönümümüz. Ve resmi kuruluş yıl dönümümüze ulaşana kadar demin Fırat Hocam'ın da bahsettiği üzere aslında 5 yıl öncesinde konuştuğumuz ama 4 yıllık geçmiş olan bir dernek. Çünkü o zaman işte tam kurulma aşamasında hocamın rahatsızlığı girmişti devreye. Şu an çok şükür karşınızda, çok mutluyuz o anlamda. Ve kuruluştan kısa bir sonra Şevur Hocamızı kaybetmiştik. Fakat biz bu süreç içerisinde işte hocam çok iyi hatırlıyorum. Müzik ve Politika Sempozyumu daha hasta yatağından yeni kalkmış sayılırdı. O haliyle Bursa'ya tüm özetleri değerlendirmek için geldi. Ve o zamanki azmine ve inanmışlığına hayran olmuştum gerçekten. Tekrar teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıların nezdinde, tüm yönetim kurulu nezdinde, tüm kurucular kadrosu nezdinde efendim. Ve bugün şu an burada hepsi. İkinci dönem yönetim kurulumuz Okan Murat Öztürk, Şeyma Ersoy Çak, Onur Güneş Ayaz, Murat Coşkun, Turgay Yıldırım ve Ersen Varlı ve Mehmet Uzun'a teşekkür ediyorum. İkinci dönem yönetim kurulu üyelerimiz ve aynı zamanda yedek yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerimizi saymak isterim. Hüseyin Onat, Mehmet Söylemez, Süleyman Fidan, Duygu Ulusoy Yılmaz, Yasemin Ata, Mehmet Ali Zarifoğlu, Cem Yazıcı, Tolga Baş, Sedat Çılgın ve Burak Gültekin de ikinci dönem yönetim kurulunun hem denetim kurulları hem de denetleyici yedek yönetim ve denetim kurulları. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz tabii burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmenin ötesinde sizinle aynı zamanda hemen önümüzdeki hafta hayata geçecek olan projelerimizin de paylaşmak isteriz. Fırat Hocam izniniz olursa. Ne demek? Tabii ki geçmiş faaliyetlerimizle ilgili Etnomüzikoloji Derneği web sayfamızdan hemen hemen tüm neler olmuş bu 4 yıllık süreçte görme şansınız var. Hatta dergilerimizin PDF'ine ulaşma şansınız var. Dergilerimizin makale dergi park üzerinden ulaşma şansınız var. Açık erişimli çünkü hepsi. Hepsi hakemli bilimsel dergiler. Ve genelde de tematik dergiler oldular bu zamana kadar. Ve şimdi dergiyle ilgili söylemek istersem bu yılın ikinci dergisi yani 8. sayıda yine müzik ve göç üzerinden çağrımızı yapacağız ama yönetim kurulu kararımızla bu yılın sonuna kadar aynı zamanda özel bir sayı yayınlama kararına vardık. O da bu yıl UNESCO tarafından Yunus Emre Bektaşi Veli ve Ahi Evran yılı ilan edildiği için bu konular paralelinde üretimde bulunan tüm akademisyenlere açık bir özel sayımızda yayınlanacak. Tabii ki bu dediğim gibi hem onlara erişebilirsiniz web sayfamızdan hem de bu zamana kadar olmuş sempozyumlarımızla ilgili de tüm tam metin bildiri kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. En son Ekim'de yapmış olduğumuz müzik ve kimlik sempozyumu hibrit bir sempozyum yapmıştık. 2020'de iki tane sempozyum yaptık hatta. Hibrit olan sempozyumunda kitabı
şey olarak değil, bildiri metin kitabı değil, tamamıyla bir kitap şey formatında çok yakın zamanda okuyucularıyla buluşacak. Onun da haberini vermekten dolayı mutluyuz. Fakat Cuma günü bir sempozyum cereyan edecek. Kadınlar Dünyayı Çalıyor, Söylüyor, Müzik ve Kadın Sempozyumu. Ve şu an 73 bildiri var sunum yapacak olan. Ve aynı zamanda da arada dünyanın farklı bölgelerinden, farklı kültürlerinden kadın icracılarımızın performanslarını dinleyeceğiz. Ben size şimdi hemen programı hızlıca göstermek isterim. Ekranımı paylaşıyorum. Evet. Bir saniye. Biraz küçültelim. Evet, şimdi buradan programı göreceksiniz. Onun dışında herhalde görüyorsunuz şu an değil mi programımızı? Fatma Gülberktay'la açılışı yapacağız Cuma günü. Ve ardından Sarah Weiss Gender çalacak, bize performansda bulunacak. Daha sonra ilk oturumda gördüğünüz üzere Ahmet Makal'la başlıyoruz. Yasemin Ata, Füsun Deniz Özden devam ediyor. Daha sonra arada Samide grubu Gürcü müziğinden örnekler sunacak. Ve tarihsel süreçte kadınlarla ilgili işte Mezopotamya'da, Antik Yunan'da, Safeviler döneminde, Selçuklular'da gibi. Sonra Sarah Weiss, Arzu Öztürkmen ve Özge Can Karadağ'ın yer aldığı. Sonra Melisa Yıldırım'ın performansı var. Ve de günün son konuşması, keynote speaker'ı Philip Bowman yer alacak ilk gün. İkinci gün yine başlıyoruz hızlı bir şekilde. Görüyorsunuz kimler olduğunu. Performansta Kala Ramnath Hindistani keman icrasında bulunacak. Hem geleneksel müziklerde hem popüler müziklerde kadın icracılar ve sorgulamalar teorik çerçeve içerisinde. Neva Cansın Gülses'in performansını dinleyeceğiz İstanbul Kemençesi'nde. Sonra devam ediyoruz ve sonra saha çalışması kayıtlarını bizimle paylaşacak olan Emre Dayıoğlu'ndan İnce Sulu Kadın Tevçiler'i dinleyeceğiz. Isparta İnce Sulu. Ve ikinci günün son konuşması yine keynote speakerlarımızdan Ruston tarafından gerçekleşecek. 23 Mayıs'a geldiğimizde yine oturumla başlıyor ama arada Nemet Kuartet'in performansı var. Devam ediyoruz. Sonra Ritim Kolektif'in performansı var. Devam edecek. Yine sunumlarımız İran'dan Samaneh Bavreti Gicak Alto Gicak çalacak bize. Devam ediyoruz. Sonra Name Yarkın İstanbul Kemençesi de bize bir performans sergilecek. Ve oturumunun arasında Meyhan Çin Şenkin'i bize perform edecek. Ve üçüncü günün son konuşmacısı, keynote speaker'ımız Raziya Sultanova. Normalde anonsumuz bizim şöyleydi. 21, 22, 23 Mayıs'ta ama o kadar çok bildiri geldi ki eleyeceğimizi eledik ama maalesef bir gün daha uzatmak zorunda kaldık. Çünkü hibrit diye hep hedefliyorduk. Fakat bu yakın dönemde kapanma olunca sonraki süreçte o tekrar hibrit organize etmekte hep bir şeyimiz olduğu için, hani tedirgin olduğumuz için, hepsini online yapmak durumunda kaldığımız için bir gün uzatmak durumunda kaldık sempozyumu. Ve 24 Mayıs sempozyumumuz Naciye Çokbilir'in Barak Ezgileri, Seda Yıldırım'ın bağlamlı performansı arada girecek. Yine gördüğünüz üzere başlıklarımız. Kazakistan'dan Şemsigül Yakubova Dombra performansını sergileyecek. Hatta son oturumuz Cenk Güler Hocam'ın başkanlığında olacak ve de son performans Aşık Nagire Mehdiyeva'dan gelecek. Ve sempozyum düzenleme kurulunu görüyorsunuz. YouTube sayfamızı ve de linkimizde yine tüm takipçilerimizle paylaşılacak. Ve tabii ki asıl bizi diğer heyecanlandıran bir mevzuda bu sempozyuma yetiştirmeyi çok istiyorduk. Fakat olamadı bu kapanmalardan dolayı da. Tabii ki 34 kadın icracımız. Stüdyo ayarladık. Stüdyolar tabii pandemiden dolayı tedirginlikler oldu. Mikrofon alıp kendileri evde kayıt yaptılar. Böyle bir süreç yaşadık biz. Ve de geleneksel müziklerimizde kadın enstrümanist icracılarımız her biri bir eser seslendirdiler. Amacı da şu, bu albümün geliri
tüm kurucu kadro ve yönetim kurulunu çok iyi bilirler. Biz kuruluştan kurulurken bir burs tanımlaması yapmıştık. Lisans üstü eğitim bursu. Fakat kuruluştan kısa bir süre sonra da hocamızı kaybedince onun adıyla yani Şehvar Beşiroğlu lisans üstü eğitim bursu olarak kayda geçirdik ama onu hayata geçirememiştik. Bu şekilde biz şimdi albüm gelirlerini burs kalemimize aktaracağız ve oradan özellikle müzikoloji, etnomüzikoloji ve müzik performans alanında lisans üstü eğitim görmek isteyen İlk başta kadın öğrencilerimize maddi desteklerimiz olacak. Aynı zamanda saha çalışması yapmak isteyen tabii pandemiyi atlattığımız zaman maddi katkıya ihtiyacı olan projelere destek vereceğiz. Bu albüm buna hizmet ediyor ve o yüzden de buradan tüm kadın icracılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hepsini ismini zikrederek Ayça Ergin Arın, Mercan Erzincan, Gamze Ege Köprek Yıldız, Mehtap Demir Güven, Ayşegül Kostak Toksoy, Çağlar Aras, Hatice Doğan Sevinç, Aslı Dalga Koca, Name Yarkın, Çiğdem Elmas, Seviler Çınar, Güniz Alkaç, Sevim Yamak Coşkun, Aslıhan Eruzun Özel, Amine Bilen, Oya Levendoğlu, Ezgi Demirkaya, Safinaz Rizeli, Fatma Aktürk, Yeşim Altınel Çoban, Gökmül Bişak Özdemir, Ayla Karacan, Filiz Kaya Işık, Grup Ahval, Gözde Çolakoğlu Sarı, Tülay Örten Yıldız, Burcu Karadağ, Özge Çam Doğan, Canan Sezgin Geylan, Sezin Naz Ürüm, Sevilay Gök, Özüm Yüzge Karabulut, Cansel Turan, Gülnur Gizem Sucu, Gülcan Ertan Hacı Süleymanoğlu her biri birer eser seslendirdiler. Bize kayıtlarını yolladılar. Ersen Hocam da onların mix ve masteringlerini yaptı. Şu an ama bu çalışmaya kıymet veren ve de kendi firması tarafından da basılmasına heyecanla cevap veren doktor, yine bir kadın girişimci, doktor Özlem Kaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisi şayet buradaysa, Bursa'da kendisi biyokimya uzmanı ancak Ege Şafak Orpheus yapımı diye bir firma kurdular ve daha önce de Hekimler Söylüyor isimli projeleri hayata geçirdiler. Bizim de Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor projesine firma olarak destek verecekler. Özlem Kaya burada mı acaba? Demin buradaydım herhalde konuşmalar şey yapınca. Şu an hastanede çünkü. Teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Bu albüm de Haziran'ın ilk veya ikinci haftası hayata geçecek. Albümün basımı sırasında da sponsorlarımız var. Albüm içerisinde isimlere yer vereceğiz. Her birine çok çok teşekkür ediyorum. Bizimle bugün birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Fırat Hocam bugün bizi yine yalnız bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Özlem Kaya burada. Hocam, doktorum sesinizi açın istiyorsanız bir merhaba diyelim size. Sesinizi açar konuşursanız ekrana gelirsiniz. Herhalde ses açılamadığı için şu an göremiyorum kendisini. Buradayım demiş çünkü. Peki. Bağlanamadık herhalde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Üyeliklerimiz, dernek üyeliğimiz herkese açıktır. Web sayfamıza yer alan formumuzu doldurarak yönetim kuruluna sunabilirsiniz üyelikle alakalı olarak. Bu süreç içerisinde üye artışımız oldukça mutluluk verici, mutlu edici bizi. Ve ben tabii ki bu kuruluş aşamasında bize destek olan tüm kurucu kadroya ve aynı zamanda şu anda tüm projelerde fikirleriyle emekleri destek olan tüm yönetim kuruluma da sizin elinizde çok teşekkür ediyorum her birine tek tek. Hepsi değerli, kıymetli, alanında zaten çok değerli, kıymetli insanlar. Ve tabii derneğin bu kolektif hareketin de sürdürülmesi ve farklı projelerin hayata geçirilmesinde de ciddi emekleri var. Her birine çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cuma günü sempozyumda görüşmek dileğiyle diyorum. Fırat Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun tekrardan. Herkese hoşça kalın. Sağ olun. İyi akşamlar. Thank you.